Gençler araba. kusura bakmayın. Bugün dersimiz İngilizce. Onun için kafam karışık biraz. Epeydir görüşemiyoruz. Özlemiştik sizleri. Ne mutlu tekrar bir araya gelebildiğimiz için bizlere. Yani biliyorsunuz böyle bir aylık falan Kanada Amerika yolculuğuna çıktım. Hatta işte jetken falan. Toronto'dan ders yaptık, Edmonton'dan ders yaptık, Washington'dan ders yaptık. Ondan sonra arkadaşlar maalesef 29 tahmin ediyorum 29 veya 30 Aralık'ta ben Covid kaptım. Ve yani Türkiye'ye gelene kadar bilmedim bunu. Ondan sonra burada gelir gelmez 2 Ocak'ta vardım Türkiye'ye. 3 Ocak'ta hastaneye gittim, teşhis kondu. Ama yani hafif atlattım çünkü 6 tane aşı olmuştum. Ne kadar aşı varsa hepsini vurulmuştum diyeyim size. Aşı karşıtları varsa hepsine selam olsun buradan. Yanlış yoldasınız gençler. Bilimin yolundan şaşmayın. 8'inde de negatif test ettim. Tabii ocağın ilk haftası böyle kaynadığı için bütün işler sıkıştı. İkinci hafta aşırı yoğun bir hafta geçti. Hem Hamdi Ulukaya girişiminde bir girişimcilik yarışması organizasyonumuz vardı. Onun jürisindeydim. Jürinin başkanıydım. 500'ün üzerinde başvuruyu 23'e eledik. Ondan sonra onları 10 küsura düşürdük. Şimdi onların bir kısmı Amerika'ya gidecek vesaire. Bir üniversiteye danışmanlık veriyordum. Onunla epey uğraştım. Bu Kanada'daki lise işleriyle epey uğraştım. Nihayet sıra Yetken'e geldi arkadaşlar. Tekrar bugün beraberiz. Bugün Cem hocamla birlikte ilk seansta sizlerle beraber olacağız. Önce Cem hocam İngilizce öğrenmek üzerine yani Türkiye'nin kanayan yarası konuşacak. Cem hoca, Cem Balçıkanlı hoca Gazi Üniversitesi'nde İngiliz dili ana bilim dalında lisans ve yüksek lisans dersleri veriyor. Okul öncesi çocuklara yönelik Minik Kafa dergisinde Funglish isimli eki hazırlıyor. Ayrıca da birkaç güzel kitabı var. Hemen yansıtayım size kitaplarını hocamın. Evet, buyurun arkadaşlar. Cem hocamın kitapları. Çocuğum İngilizce öğreniyor. Bunu Sinan Özmen Hoca ile beraber yazdı. Benim ilk okuduğum kitabı Cem Hoca'nın bu 50 soruda dil öğrenme. Herkese kuvvetle tavsiye ettiğim bir kitap. Bir de biraz daha genç arkadaşlar için, gençler için Yabancı Dil Perisi kitabı var hocamın. Yani yakalayabilirseniz bugün bu aralar Ankara'da tabii ve imza günleri falan yapıyor. Çok hoş sohbet birisi kendisi. Sohbet etmenizi tavsiye ederim. Cem Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar sevgili Erhan Hocam. Çok geçmiş olsun. Selam. Ben bilmiyordum Covid olduğunuzu. Sizi takip eden Abi arkadaşlar adına geçmiş olsun diyeyim. teşekkür ederim sağ ol. Yani bayağı uğraştım aslında kapabilmek için. Mehmet Zorlu Vakfı zirvesinde falan 5-600 kişiyle falan fotoğraf çektirdik, dans ettik bilmem ne. Kısmet Kanada'da kapmakmış. Yine bir dans sırasında kaptığımı düşünüyorum ama barda böyle fazla yakın dans ettik bazı insanlarla. O arada kaptık. Sağ ol Emre Hocam. Yani arkadaşlar bu hakikaten ben inanamadım Covid olduğuma. Sadece öksürüyordum. Hiçbir yerimde ağrı yoktu. Tad alma duyum geri gitmemişti. Öksürüyordum ve uyuyordum. Onu da işte uçak yolculuğuna verdim ama meğerse tabii hastanede verdikleri kağıt teşhis edilememiş üst solunum yolları enfeksiyonu yazıyor. Covid yazmıyorlar. Ulan bir test pozitif çıktı. Hala teşhis edilememiş üst solunum yolları. Çok alem bir ülke ya. Vallahi kendimizi aldatmayı çok seviyoruz. Çok ilginç. Hocam bu 50 soruda İngilizce dil öğrenme kitabını bulamıyorum diyor Sato hocam. Piyasadan kalkmış Yeni durumda mı? baskısı gelecek. Sanıyorum 5. baskı o aşamada olabilir. Yayın evi en son bana öyle bir bilgi vermişti. Ama bugün için şimdi o konuşmanın sonuna sakladığım bir sürpriz. Hatta küçük de bir oyun oynayacağız. Yeni bir kitap var böyle eli kulağında. O kitapla ilgili de birazdan bir paylaşım yapacağım sevgili arkadaşlarla, sevgili meslektaşlarımla. Onun üzerinden de
imzalı kitap hediye edeceğim ama bir brain teaser'la beraber bir zeka oyunu yapacağız. Hep beraber İngilizce. Onun sonucunda yeni kitaptan da bahsedeceğim. Süper. Hocam sendeyiz. Buyur. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkese merhaba. Öğretmenlerle bir arada olmaktan ben her zaman çok keyif alırım. Dolayısıyla şu an beni takip eden öğretmenlerin de olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bugün yabancı dil eğitimi ve yabancı dille ne kadar yabancıyız konuşacağız ama ülkenin öğretmenlik nosyonuna bakış açısı anlamında ben Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün o güzel cümlesiyle başlamak isterim. Atamız 1926 yılında Yalova'da öğretmenlere konuşuyor ve o konuşmalarından birinde şöyle bir cümleden bahsettiği, cümle kurduğu söyleniyor. Öğretmenlik ömür boyu sürecek bir öğrenciliktir diyor. Dolayısıyla ben öncelikle bütün öğretmenlerimizi dönem başında saçlarını sağa mı sola mı tarayayım diye düşünüp dönem sonunda kısa devre olan bütün öğretmenlerimizi bir alkışlayarak söze başlamak isterim. Çünkü öğretmenlik kavramını ne kadar dibe indirmek isteseler de bunu başaramayacaklar. Çünkü biz atamızın o çizdiği yolda öğretmenliğin önemli bir nosyon olduğunu her zaman bileceğiz. Bunu dedikten sonra bugün yaklaşık bir 40 dakika içinde hızlıca toparlamak istediğim husus, yabancı dile ne kadar yabancıyız? Hele öğretmen açısından bakınca bu çok da anlamlı bir hale evriliyor. Çünkü öğretmenlerin kendi konfor alanlarından çıkmasının ana koşullarından biri belki daha fazla anlamak, belki daha fazla yorumlamak olmalı. Ama hepinizin diline pelesenk olan anlıyorum ama konuşamıyorum cümlesini tersten alarak sözüme başlamak istiyorum. Bir küçük videoyla. Bakalım anlayıp konuşamamak mı daha fena yoksa anlamadan konuşmak mı daha fena? Bu video bize bir onu göstersin. Hi. Hi. Can you speak English? 1 minute. Muhittin abi, turist geldi, bakacak mı bir? My friend coming. Okay. Hi. Hi. I have a flight tonight. How can I go to Kahramanmaraş Airport? Okay, okay. Ya bu Kahramanmaraş'ta airport alabileceğim bir yer var mı diyor. Şu kablosuz kulaklık var ya. Bunun için mi gelmiş Maraş'a? Kahramanmaraş Airport? Yes, Airport. Manyağa bak ya. Abi adamların parası kıymetli. Airport içinde gelir, şarj aleti içinde gelir, HDMI içinde gelir. Gelir oğlu gelir. Dur dur çözüyorum işini. Alo İzzet. Siz Airport satıyor musunuz bu şeyden kulaklık kablosuz? Yes. Tamam şimdi bir turist getiriyorum sana. Hadi görüşürüz. Come. Dünya size güzel anasını satayım. Dolayısıyla anlıyorum ama konuşamıyorumdan daha tehlikeli olan anlamıyorum ama konuşuyorumdur. Anlıyorum ama konuşamıyorum herkesin diline pelesenk olmuştur ama biz hem anlayacağımız hem de konuşacağımız ve bu konuda neler yaparsak bu sonuca ulaşabileceğimizi gösteren bir serüvene çıkıyoruz sizinle. Bunu yaparken de ben olaylara hep tersten bakmayı çok severim. Çünkü dünyayı değiştirenler Thinking outside the box kavramı yani kalıp dışı düşünmenin tam olarak ete kemiğe bürünmüş hallerini hayatlarında geçirenlerdir. Bir takım yanlışlardan bahsedeceğim. Bu yanlışları hem siz değerli öğretmenlerim hem de sizin öğrencilerinizin her fırsatta doğruya dönüştürmesinin bu önümüzdeki öğrenme çukuruna ciddi anlamda bir set çekeceğini düşünüyorum. Birincisi bu. Önce grameri halledin, sonra gerisi gelir. Bu büyük bir inanıştır. Herkes zanneder ki gramer dil öğrenmenin büyük bir kısmını oluşturur. Evet, gramer dil öğrenmenin bir kısmını oluşturur ama okuma kadar, dinleme kadar, yazma kadar, konuşma kadar. Dolayısıyla önce grameri halledin mantığından ziyade gramerle beraber diğer becerileri de çalışmak gerekir. Bu bizim çocukluğumuzda 100 aileye sorduk, en popüler cevapları arıyorduk diye bir yarışma programı vardı. İşte bu en bilinen yanlışlardan biri. Böyle bir şey katiyen yok. İş hocada biter. Çok iyi bir hocadan özel ders alacaksın. Bu da bir balondur. Eskiden YouTube'un olmadığı, buraların dutluk olduğu dönemlerde belki iş hocada bitebilirdi. Ama otodidaktik kavramını benimseyen, kendi öğrenme sorumluluğunu alan herkesin dil öğrenme konusundaki engeli aşacağına ben yürekten inanıyorum.
Kaldı ki şu anda içinde bulunduğumuz koşullar biraz fazla bilgi akışı anlamında tehlikeli olabiliyor. Hani insanların gözünü ışık tuttuğunuz zaman en yakınındakini bile göremez gibi bir durumdan hareketle çok fazla içerik de sizi boğabilir. Ama böyle bir durum yok. Kendi başınıza da öğrenme yolculuğunuza devam edebilirsiniz. En popülerlerden biri de bu. Sadece hafta sonu çalışın. Hayır, bu da yanlış. Deliberate practice diye bir kavram var. Bilinçli talim ya da bilinçli pratik diye çevriliyor. Ve son 10 yılda Türkiye'de çok popüler olan 10 bin saat kuralı ile beraber sıklıkla gündeme geliyor. Sadece hafta sonu çalışmak bilinçli bir pratik ve disiplinli bir yaklaşım değildir. 5 dakika kuralı her gün o masaya oturulacak ya da her gün şu telefondan ilgili uygulamalar dinlenecek, dile maruz kalınacak. Aksi takdirde sonuç alamayız. Bir başka balon da bu. Dili yurt dışında öğrenin, başkası olmaz. Eğer siz Çocuklar Duymasın dizisindeki Fısfıs İsmail gibi yurt dışına çıkıp bütün Türklerin takıldığı Fransız kahvelerinde vakit geçiriyorsanız çıkmayın kardeşim. Çünkü dili yurt dışında öğrenin, başkası olmaz. Büyük bir balondur. Uzağa yakın eğleyen araçlar sayesinde bulunduğumuz ortamda da bunu yapmak mümkün. Kaldı ki dil değişim toplulukları denen kavramı hemen not edip daha sonra araştırabilirsiniz. Bir başka önemli bomba bu. Amerikan aksanı konuşsa. Ben bir profesörüm, İngilizce öğretmeni yetiştiriyorum ve Türk aksanım var. Ve hiçbir zaman kendimi İngiliz aksanı ya da Amerikan aksanı konuşsam diye şartlandırmadım. Ana fikir nedir? Mutual intelligibility. Mutual intelligibility demek karşıdakini anlamak, karşıdakinin de sizi anlaması demek. Dolayısıyla bu Amerikan aksanı konuş, British İngiliz aksanı konuş gibi ayrımlara asla girmeyin. Kaldı ki Türkiye'de bizim dönemimizde CNBC'nin çok popüler olduğu dönemde hep Amerikan dizileri izlediğimiz için dönemsel olarak bazen Amerikan aksanının bazen İngiliz aksanının karşımıza daha fazla çıktığını görüyoruz. Ama siz bunlara asla takılmayın. Öğrencilerinizin de buna takılmaması gerektiğinin altını çizin. Çünkü böyle bir ayrımın dünya literatüründe yeri yok. Neden? Dünya İngilizceleri diye bir kavram var. Bu dünya İngilizceleri kavramında Pakistan İngilizcesi, İtalyan İngilizcesi, Hint İngilizcesi her türlü İngilizceyi duyup anlar hale gelmemiz gerekiyor. Dolayısıyla aksan tartışması da artık bu anlamda kendini başka bir yere bırakıyor. Siz kendinizi ifade edebilin de karşıdaki insanı anlayabilin de gerisi çok önemli değil. Bu da bir başka balon. Çok başı para harcayarak başarılı olursunuz. Şimdi hepinizin izlemediyse izlemesini önereceğim bir film olacak. 1997 yılında Robin Williams'a Oscar ödülü kazandırdığı bir film. Good Will Hunting. Sanıyorum Türkçesi Can Dostum'du. Müthiş bir film. O filmin hikayesi şöyle. Matt Damon ve Ben Affleck iki arkadaş. Bunlar senaryoyu koltuklarının altına alıyorlar. Amerika'da bir sürü yapımcı geziyorlar. Tek koşulları var. Bu filmde başrolü ben oynayacağım. Ben Affleck de yardımcı rollerden birini oynayacak. Sonunda 20 küsür retten sonra bir tane yapımcı kabul ediyor ve bu muhteşem bir film olarak dünya sinema tarihinde yerini alıyor. O filmde benim için en çarpıcı repliklerden biri şu. Sadece 1,5 dolar. Matt Damon'ın oynadığı temizlik görevlisi okuldaki matematik profesörlerini çözemediği matematik problemlerini çözdüğünü fark ettiği için insanlar çok ciddi anlamda ilgi çekmeye başlıyor. Böyle bir toplulukta konuşurken kendini geliştirmek, başarılı olmak 1,5 dolar diyor. 1,5 dolar dediği kütüphaneye giriş ücret parası. Dolayısıyla günümüzde çok para harcamaktansa doğru yöntemlerle bunun üzerinde gitmek lazım. Bir başkası bu. Yabancı dil yeteneğim yok. Kendimize uydurduğumuz bir öğrenme çukuru. Bazı insanların yabancı dile yeteneği var, çok iyi öğreniyorlar. Bazı insanların yok, asla öğrenemiyorlar. Bizim alanımızda yabancı dil eğitiminde language aptitude diye bir kavram var. Ama bu herkesin dil öğrenebileceği gerçeğini değiştiremez. Başarısızlıklar insanları her zaman bir takım excuse'lar, bahaneler üretmeye götürür. Bu da onlardan biridir. Polyglot kavramını incelerseniz bir beşten fazla dil bilen kişiler bunlar. Onlar dili öğrenmeyi çok hızlı bir şekilde yürütebiliyorlar stratejik olarak. Ama kendinize asla şunu söylemeyin. Benim yabancı dile yeteneğim yok.
Herkes yabancı dil öğrenebilir. Bir başka nokta bu. Bomba. Dünyada küreselleşmenin büyük bir etkisiyle insanlar hemen sonuç almak istiyor. O yüzden İngilizceyi kısa sürede çözmek istiyor. O çözmekten ne kastedildiğini katiyen anlamıyorum. 44 yaşındayım, hala İngilizce öğreniyorum. Netflix'te dizi izlediğim zaman İngilizce anlamını anlamadığım ya da telaffuzundan emin olmadığım kavramları durdurup tekrar tekrar dinliyorum. O halde önce kendinize, sonra çevrenizdeki öğrencilerinize deyin ki dil öğrenme süreci zeytin ağacı yetiştirmeye benzer. Yani hemen sonuç alamazsın evladım. Doğru planlamalarla ancak sonucu evrilebilirsin demen gerekir. Bir başka husus da bu. Buna da bayılıyorum. Bu tür oyunların içine girmeyin lütfen. Milyon tane kelime listeleri dönüyor sosyal medyada. Her öğrenme bir bağlam içinde olur. Şu anda bir bağlamdayız biz. Ben size bildiklerimi paylaşıyorum. Erhan Hoca az önce bir giriş yaptı. Diğer arkadaşlar var. Siz oradasınız. Kendi konfor alanınızdan çıkıp buradaki paylaşımı takip ediyorsunuz. Her öğrenme bağlam içinde olduğu için böyle saçma listelerin üstünü çizin. Kelimenin okunuşu, kelimenin anlamı hiçbir şekilde ifade etmez. Peki ne yapacaksınız? Günde 5 ila 7 tane hedef kelime belirleyebilirsiniz. Bu kelimeler Netflix'teki diziden gelsin. Twitter'daki tweetlerden gelsin. Instagram'daki gönderilerden gelsin. Okuduğunuz kitaplardan gelsin. Dinlediğiniz audiobookslardan gelsin. Ama bir bağlam içinde olsun. Bunların hiçbir şekilde beyinde doğru yere toplanmasını düşünsek bile bir kıymeti harbiyesi yoktur. Peki bunları konuştuktan sonra sohbetimizin ikinci boyutuna geçeceğim ve size beş tane önemli yaklaşımdan söz edeceğim. Arkasından konuşmamı bitireceğim ve soru cevap eğer olabilirse sormak istediklerinizle ilgili paylaşacağız. Birincisi, bilinçli pratik çok önemli. Şimdi sanıyorum geçen seneydi Ankara Esenboğa Havalimanı'na geç bir saatte indim. Tam çıkıyorum kapıdan birden kulaklığımın cebimde olmadığını fark ettim. Panik olup hemen orada Lost and Found, kayıp eşya bürosunu gördüm. Kayıp eşya bürosuna gittim, anlattım, uçağın numarasını söyledim. Benim uçakta dedim, işte kulaklığım kayboldu, rica etsem arayabilir misiniz? Hemen aradı, tamam beyefendi dedi, birazdan geliyor dedi. Bu sırada da sıkıldım, öyle otur otur beklemekten sıkılan bir yapım var benim. Ya dedim oradaki arkadaşa, bana dedim başından geçen şöyle ilginç bir deneyim anlatır mısın? Böyle ne en ilginç unutuldu dedim. Anlatayım abi dedi. Bilmem şu vakit bir tane beyefendi geldi. Ben karımı, özür dilerim hanımefendi geldi. Ben kocamı kaybettim demiş. Kayıp eşya bürosuna gidiyor ve ben kocamı kaybettim diyor. Şimdi benim bu saçlarım o zaman da yoktu ama olsalardı muhtemelen tel tel olurlardı. Nasıl yani dedim. Niye buraya geliyor? Bilmiyorum abi dedi. Peki dedim sen nasıl cevap verdin? Şimdi sıkı durun. Çekçekli mi? Tekerlekli mi diye sordum dedi. Hayda ne alaka dedim. Abi dedi buraya gelen insanların %95'i bagajını kaybeder. Bavulunu kaybeder. Bizim de onlara otomatikman sorduğumuz, bilinçli yapmadığımız pratik tekerlekli mi çekçekli mi olur dedi. Dolayısıyla ben de öyle cevap verdim. Hala kaşıyorum ama ben. Peki hanımefendi ne dedi dedi. Hiçbir şey diyememiş. Dolayısıyla böyle pratik yapmayacağız sevgili öğretmenlerim. Tahtaya çıkıp 100 kere anlamsız İngilizce kelimeler yazmayacağız. Anlamlı bir bağlam içinde bilinçli pratikle sonuca ulaşacağız. Bu bilinçli pratikten bir tane örnek vereyim. Günde 7 tane kelime ezberleyip o kelimeleri akşam bir deftere yazıp o kelimelerin bulunduğu İngilizce bir cümle yazmak. Ya da o gün yaptığınız işleri İngilizce yazmak zorunda kalmak vereceğim milyon tane örnekten iki tanesi olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu karikatür de bu 10 bin saat kuralını anlatıyor. Herkesin diline pelesenk olan. Bu 10 bin saat kuralında başarılı insanları araştırdıkları zaman pek çok özelliklerini ortaya çıkarmışlar. Bunlardan bir tanesi yaptığın işte 10 bin saat uygulama yapabilmen. Ama en önemli diğer nokta bilinçli pratik.
Bilinçli pratiği hayatımızın her noktasına geçirmek lazım. Yıllar yıllar önce bizim hayatımızı mahvetmişler, bitirmişler bizi. Tahtaya 100 kere İngilizce kelimeleri anlamsızca yazdırarak bunların hiçbir anlamı yoktur. İkincisi, dili öğrenmeyi kişiselleştirmek. Şimdi şu motivasyona bakar mısınız? Birinden hoşlanıyorsun, o başka bir Afrika kabilesinde. Senin o dili kullanman gerekiyor, öğrenmen gerekiyor o kişiyle evlenebilmek için. Müthiş bir motivasyon. Dili öğrenmeyi kişiselleştirmeden, eğer origami ile ilgileniyorsanız onunla ilgili çalışmaları yürütmeden, eğer siz futbolla ilgileniyorsanız futbolla ilgili videolar izlemeden başarılı olamazsınız. Dolayısıyla dil öğrenme serüveninde zaten sizde halihazırda olan bilgileri İngilizce, Almanca, Fransızca okumaya çalışmak 1-0 önde olmanıza yardımcı olacaktır. Bir başkası bu. Amerikalıların 1 milyon dolarlık bir sorusu var. What is my purpose? Ne demek bu? Dil öğrenmek istiyorum cümlesi hayatta duyduğum en saçma cümlelerden biri. Hangi gayeyle dil öğrenmek istiyorsun? Ben dil öğrenmek istiyorum çünkü iş adamı olacağım, iş kadını olacağım. Ben dil öğrenmek istiyorum çünkü Netflix'teki dizileri izleyeceğim. Ben dil öğrenmek istiyorum çünkü yüksek lisans yapacağım. Amacı olmayan, pusulası olmayan bir gemi hiçbir yere ulaşamayacağı gibi amacınızı doğru şekilde belirlemeniz lazım. Ben Instagram'da bir sürü mesaj alıyorum. Dil öğrenmeyi çok istiyorum. Amacınızı eğer netleştirmezseniz hiçbir anlamı olmaz. Çizginin dışındakiler isimli bir kitap var. Ben pek çok konuşmamda katılımcılara öneriyorum. Bu kitapta başarılı insanların bir özelliğinden daha bahsediyorlar. Ne biliyor musunuz? Hatalar. Hatalarıyla barışıklar. Poliglotlar da öyle. 4-5'ten dilden fazlasını bilenler hatalarıyla barışıklar ve hatalarıyla barışık oldukları için oradan bir ders öğreniyor, çıkarıyorlar. Zaten insanlar ders kitaplarından, şundan bundan öğrendiğinden daha fazla yaptığı hatalardan öğrenir. Ben susuyorum şimdi. Benim çocukluk kahramanım size bir şey anlatacak. Bir bakalım ne anlatacak benim çocukluk kahramanım. I missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. Benim çocukluk kahramanım Michael Jordan bir sürü kez kaybederek aslında kazandığını gösteriyor. Bizim Türk eğitim sistemi hataları pek sevmez. Hatalarla çok ciddi anlamda ilgilenmez. Ama siz kendi öğrencilerinize ve kendinize şunu söylemelisiniz. El alem ne der lobisinin karşısına çıkıp onu kalın bir silgiyle silmem gerekir. Çünkü el alem ne der lobisi Türkiye'nin en büyük ve en tehlikeli lobisidir. Size yapamayacaklarınızı söyler. Sizin başarılı olamayacağınızı söyler. Duygusal anlamda dil öğrenme sürecini yürütmenin en önemli noktalarından biri risk alabilmektir. Risk almak için de sürekli olarak bu videoyu hatırlayın. Son boyuta geldik. Disiplinli olun. 3 gün çok yoğun İngilizce çalış, 3 gün çok yoğun Fransızca çalış, sonra birden işi kes. Hayır. Az önce tersten yaptığım önerilerde olduğu gibi disiplinli olmak bu işin ana noktasıdır. Ben yaklaşık 2 yıldır CrossFit sporu ile ilgileniyorum. Haftada 3 gün aralıksız antrenman yapıyorum. Haftada 3 gün o antrenman yaptığımda aksattığım zaman kendimi huzursuz hissediyorum. Eksik yaptığımı düşünüyorum. Çünkü şu kas gelişimi de beyin gelişimi de sürekli disiplin içinde ancak mümkün olabilir. Şimdi 5 tane önemli noktadan bahsettik. Bu 5 tane önemli nokta bize dil öğrenme sürecinde hem kendimize hem de sevgili öğrencilerimize nasıl yardımcı olacağımızı anlattı. Yok, ben bunları dikkate almıyorum diyorsanız ben size başka bir şey daha getirdim. Hadi bir video izleyelim. Bakalım bu videodaki ipucu size faydalı olacak mı? Efendim, içtiğinizde İngilizce konuşmaya başlayacağınız yeni bir hap üretildi. Evet. Anında İngilizce konuşuyorsunuz. Denemek ister misiniz? İsterim, neyse.
Hello. Hello. How are you? How are you? I'm fine, thank you. Do you speak English? Don't speak English. You are cola. You are handsome. And sen de handsome. İşe yarıyor mu hocam? Yarıyor gibi. İngilizce biliyor musunuz? Yok. Efendim şu an yeni bir hap üretildi. Bu hapı içtiğiniz anda İngilizce konuşmaya başlıyorsunuz. Şimdi biz o hapları yutmaya devam mı edeceğiz? Hem çocuklarımız o hapları yutmaya devam edip fasit bir döngü içinde bilimsellikten uzak mı olacağız? Yoksa bugün bu sunu yapmamıza yardımcı olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hayat da en hakiki mürşit ilimdir" cümlesinin peşinden gidip bilimsel anlamda mı hareket edeceğiz? Karar sizin. Öğretmenler olarak bilimin en önemli savunucuları olarak yolunuzda başarılar dilerim. Az önce bahsettiğim ve yakın zamanda çıkacak olan kitabımızın adı bu. Yeni Nesil Dil Öğrenme. Sevgili YouTuber Çilem Akar'la beraber hazırladık biz bu kitabı. Ve kitabın başında da gördüğünüz gibi kendi başına dil öğrenme rehberi. A'dan Z'ye her şeyi anlatan, neler yapmanız gerektiğini gösteren bir kitap. Şimdi az önce sohbetin başında brain teaser diye bir kavram kullandım. Zeka oyunları, akıl oyunları. Beynimizi sürekli çalıştırmamız gerekiyor. Bu konuda çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ben şimdi sizinle bir cümle paylaşacağım. Ama burada gizli bir mesaj var. Bu cümledeki mesajı çözmeniz için o cümlede bulunan harflerin etrafına bakmanız gerekiyor. Çünkü orada bir mantık söz konusu. Hani çocuklarımıza oynattığımız erken çocukluk döneminde birinci sınıfta patternlar var ya, örüntüler. Onlar gibi düşünebiliriz. Az önce biz bunu Sadiye Hanım'la görüştük. Bu söylediğim soruya cevap veren ilk üç kişiye de henüz kitap çıkmadı ama yakın zamanda raflarda olacak. Sevgili Sadiye Hanım ve arkadaşları bana iletecekler. Ben de o arkadaşlarıma bu kitaptan imzalı olarak kendilerine hediye edeceğim. Şimdi hazırsak geliyor. Buradaki gizli mesaj nedir? Harflerin bir öncesine, bir sonrasına, harflerin iki öncesine, iki sonrasına, harflerin sağına soluna bakabilirsiniz. Sadiye Hanım şu anda muhtemelen o konuda çalışma yapıyordur. Mesajlar kısmında. Evet. Ben çok teşekkür ederim sevgili Aran Hocam. Yaklaşık 28-29 dakikada toparladık. Arkadaşlar bir yandan zeka oyunları ile ilgili bu bilmeceyi düşüne dursunlar. Sizden devam edebiliriz. Hocam ağzına sağlık. Ben de takıldım şimdi. Oyuna bakıyordum. Gençler polls kısmında açık şu anda. Oraya cevap yazabilirsiniz. Hocaya sorularınızı alayım ben sizden. Bir tane gelmişti. İki yabancı dili aynı anda öğrenmek mümkün mü? Mümkün ama yapmasınlar. Önce bir dilde mesela poliglotlar bu konuda en çarpıcı örnekler. YouTube'da Tim Donner diye bir isim var. Onu yazsınlar. Milyonlarca izlenen bir konuşması var. Konuştuğu diller arasında Türkçe de var. Ya da Juan Valender, müthiş bir dil bilimci. Onlar der ki, ben de bunlara inanıyorum. Bir dilde önce B1 seviyesine ya da A2 seviyesine, yani kendini ifade edebilir seviyeye geldikten sonra diğer dili çalışmak derinleşme anlamında daha büyük fayda sağlar. Ben de böyle düşünüyorum. Poliglotlar da bu anlamda yapıyor. Ama kendiniz böyle bir çalışma yapmak istiyorsanız ve buna zaman mesainiz varsa tabii ki onu da yapmak mümkün ama ben çok uygun olmadığını düşünüyorum. Evet gençler, benim de tavsiyem paralel gitmek yerine seri gitmek. Yani diller arasında ilişki varsa bu sizin hayatınızı kolaylaştıracaktır. Mesela önce Almanca öğrenirseniz İngilizceyi çok kolay öğrenirsiniz. Aynı şekilde Roman dilleri de birbirlerine benziyor. Fransızca, İtalyanca, İspanyolca vesaire. Ama beraber öğrenmeye kalktığınız zaman kelimeleri karıştırma ihtimaliniz artıyor. Başka soru bekliyoruz arkadaşlar. Zübeyir liderimiz Rosetta Stone'u önerdi. Millet kütüphanesine uzaktan erişim sağlayarak
Ücretsiz Evet. ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar, bu Rosetta Stone benim çok tavsiye ettiğim bir sistem. Bütün, yani 40 civarında dil öğrenebiliyorsunuz bu sistemi kullanarak. Normalde yanılmıyorsam 150 dolar civarında bir disk satın alıyorsunuz ama Millet Kütüphanesi'nden bedava ulaşılabiliyormuş. Yani Duolingo'yu da öneren oldu ama ben Duolingo ile İngilizce öğrenebileceğinizi düşünmüyorum. Duolingo ile İngilizce öğrenmenin farkındalığı artıyor. Biraz kelime pratiği yapıyorsunuz belki. Pratik. Doğru. Ücretsiz kısmından gitmeye çalışırsanız bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Oradan sonra duruyor maalesef. Ama yani Cem Hoca'nın kitabında bu Duolingo benzeri çok sayıda öneri var. Yani mesela English Ninjas diye bir Türk girişimi var. De hala var mı bilmiyorum. İşte kontür satın alıyorsunuz. Ne bileyim 3 dolar, 5 dolar, 10 dolara. Bir yabancıyla 15 dakikalık konuşma seansı Hı. sağlıyor size o kontürler. Karşıdaki yabancı size bir kısa bir haber gösteriyor. O haber üzerine sohbet ediyorsunuz. Ama açıkçası bunu artık ChatGPT ile bedava yapmak da mümkün. Arkadaşlar, lütfen ChatGPT'yi bedava İngilizce öğretmeni olarak kullanın. Yani vereceğiniz komut çok basit. Bir İngilizce öğretmeni gibi davran diye başlıyorsunuz. Bana şimdi B1 seviyesinde bir paragraf, İngilizce paragraf ver. Diyelim işte 15 cümlelik bir paragraf ver ve bu paragrafla ilgili 3 tane soru sor. Prompt'ta bunu yazdığınız zaman size o B1 seviyesinde bir paragraf geliyor ve 3 tane soru geliyor. Ondan sonra soruları cevaplıyorsunuz. Soruların cevabı doğru mu diye soruyorsunuz prompt'ta. Yine size öğretmeye devam ediyor. Veya bir şey Instagram'da Eren hocam pardon yazıyor. benim bir gönderim var. Konu gönderinin başlığı şu. ChatGPT ile konuşmam oldu dün gece. O Ömer Hayyam'ın meşhur dizesine atıfta bulunarak böyle sohbet ettim ve bunu bir gönderi olarak paylaştım. Oradan da yararlanabilirsiniz. Yani Cem neler Hoca'nın Instagram yapılabilir? hesabı. Evet. Çünkü gerçekten Erhan Hoca'nın söylediği gibi çok ciddi anlamda faydalı sürede yerlere evrilebilir. Otodidaktik olmanızı da sağlar. Ben otonomuz kavramını çok seviyorum. Özerk öğrenci. Gerçekten çok büyük faydaları olur. Büşra hocamın bir sorusu var. Her gün İngilizce çalışmaya çalışıyorum. Dört beceriyi günlere böldüm. Hepsini ayrı ayrı çalışıyorum. Sizce yanlış bir yöntem mi? Yani bir gün okuyor, bir gün konuşuyor. İyi mi Tümleşik kötü mü? yapmasını öneririm. Az önce söylediğim şu kitap yeni nesil dil öğrenmede Çin'e makar YouTube'da 1,5-2 milyon abonesi olan bir YouTuber. Onun bir çalışma planı var. Böyle 3 milyon falan izlenme almış. Çok iyi bir video. Biz bu kitaba ondan bazı parçalar koyduk. Yani herkesin nasıl çalışacağını. Ama şunu söylemekte fayda var. Herkesin yoğurt yiyişi başka. Herkes başka bir şekilde çalışıyor. Ama spesifik olarak bu soruya ilişkin ben tümleşik gitmek taraftarıyım. Neden? Şimdi şu anda Erhan Hoca bir yerden dinliyor bizim sohbetimizi. Sonra Erhan Hoca orada okula yazılanları okuyor. Yani okuma yapıyor. Sonra bazen not alıyor. Bak yazma yapıyor. Bazen de konuşuyor. Dolayısıyla hayatın içinde bu tümleşiklik varken bence öyle bölmektense okumayla yazmayı ilişkilendirmek daha mantıklı olacaktır. Çünkü girdi olsun ki çıktıya dönüşsün. Başka takdir, başka bir şekilde mümkünatı olmaz. Zehra hocam sormuş, İngilizce öğretmeniyim diyor. İlkokula tayin olmuş. Ders içi ve dışı öğrencilerle sadece İngilizce konuşuyorum. Bu yüzden şikayet aldığım da oluyor. Ders dışı için siz ne düşünüyorsunuz? Sadece İngilizce mi yoksa ders dışında Türkçe mi konuşayım diyor Zehra hoca. Hocam çok iyi yapıyorsunuz. Şimdi Ken Robinson hangi kitabıydı bilmiyorum. Bir kitabında dünyanın bir farklı yerinden bir tane öğretmen Fransızca dersinde Fransızca konuştu diye okul müdürüne şikayet edilmiş. Eğitim sistemi böyle incelikleri de barındırıyor. Siz doğru olanı yapıyorsunuz sevgili meslektaşım. İngilizce dersinde İngilizce konuşulur. Nokta. Dışarıda da bunu sürdürmekte hiçbir beis yok. Küçük küçük dışarıya katkıda bulunacak ipuçları vermekte hiçbir sakınca yok. Özel okullarda bu bir kural zaten.
özel okullarda çocukların Türkçe öğretmenlerin Türkçe konuştuğunu görmemesi, duymaması lazım. İlkokul dediğiniz için zaten haftada 2 saat gibi anlamsız bir ders saatimiz var. Çocuk salı günü 2. saatle 3. saat arasında 2 saat bir ders görüyor, bir hafta bekliyor. Biz diyoruz ki bakanlık temsilcilerine ders saatimizi artırın. Çocuğun dile maruz kalması lazım. Zaten böyleyken sevgili Zehra öğretmenim, siz o zamanı çalmayın, doğru olanı yapıyorsunuz. Sınav İngilizcesi diye bir şey var galiba hocam. Evet. Tufan hocam sormuş. Sınav İngilizcesi çalışması için öneriniz nedir? Onun için de grameri öncelik haline getirmek yanlış mı? Değil. Asla değil. English for specific purposes. Özel amaçlı İngilizce. Ne demek bu? Ya Erhan Hoca pilot olmak istiyor. Onun kullanacağı, ihtiyaç duyacağı İngilizce başka. Cem, Türkiye'nin en başarısız sınavlarından olan YDS, KPDS, ÜDS gibi bir sınavdan sonuç almak istiyor. O zaman Cem'in konuşmaya, dinlemeye ihtiyacı yok. Çünkü o sınavda 1. okuma, 2. kelime, 3. gramer soruluyor. Dolayısıyla sınav İngilizcesi dediğimiz kavram English for specific purpose'ın alanına girer ve orada sonuna kadar kelime ezberlemeniz, Türkçe açıklamalar yapmanızda hiçbir beis yoktur. Zaten 10 yıl önce bu çalışmalar başladı. Bizim ülkemizdeki kurum ÖSYM'nin bu konuda çalışmaları olduğunu biliyorum. 4 temel becerili sınava geçmek zorundayız. İngilizce biliyorum demiş Gülsen hocam. Almancayı Duolingo uygulamasından Almanca İngilizce şeklinde öğreniyorum. Sizce Türkçe mi daha iyi yoksa Almanca Türkçe mi diye öğrenmek daha iyi? Kendinizi hangi dilde daha iyi hissediyorsanız o dilde yapmanız daha iyi. Kendimden örnekleyeyim. 2004 yılında doktora yapmaya başlamak üzereyken Fransızca almam gerekiyordu. Çünkü bizim İngilizce ana dilimiz kabul ediliyordu. Ben de o dönem Fransızca çalışırken bütün notlarımı kendimi daha güvende hissettiğim herhalde İngilizceden alıyordum. Ama sonradan biraz daha kurcalayınca şunu fark ettim. Türkçeden almamamın sebebi İngilizce ile Fransızcanın söz dizimleri ve kelimeler açısından birbirine benzerlik barındırması. Kendimi daha sekir, daha güvenli hissediyordum. Eğer sizin için de böyleyse bu konuda notları şöyle al ya da notları böyle al diye bir kural yoktur. Nasıl rahat hissediyorsanız o konuda çalışmaya devam edebilirsiniz. Telefondan takip edeceğimiz uygulamalar neler diyor Tuğba Hoca. Hocamın kitabında çok örnek var arkadaşlar. Yani Duolingo'yu telefondan takip edebilirsiniz. VoScreen var mesela. İngilizce Müthiş, müthiş. Ben demişsiniz. çok seviyorum onu. Türk girişimci bir de o. Evet, o da Türk girişimci. Yani sağa sola kaydırma hikayesi. İşte bir kelime veriyor size. 15 İki saniyede kelime çıkarıyor. veriyor. Hangisi işte bunun doğrusu diye. Kelime öğrenmenizi hızlandırıyor. Bir de bu sınav için kelime ezberlemek arkadaşlar bunu Amerikalılar da yapıyor. Yani GRE'ye girecek mesela, onun dil kısmından iyi puan alabilmek için oturuyor, yüzlerce, binlerce kelime ezberliyor. Yani sınav için, amacın sınavda başarılı olmaksa o sınav ne gerektiriyorsa onu yapacaksın abi. O kadar nokta. Biz buna Washback Effect deriz. Ket vurma. Pozitif mi olacak, negatif mi olacak? Burada kaçınılmaz olarak ne öneriyorlarsa ve ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın. Hiç öyle bir sorgulamaya girmeye gerek yok. Almanca, İngilizce konusunda ben şunu da eklemek isterim. Arkadaşlar, İngilizce Almanca'nın basitleştirilmiş halidir. Nokta. İngilizce Germanik bir dildir. Ve Germenler geçtiler Fransa'dan İngiltere'ye ve konuşulan dili basitleştirdiler. Dolayısıyla Almancayı İngilizce üzerinden öğrenirseniz aradaki bağlantıları, dillerin birbirine ne kadar yakın olduğunu çok daha iyi göreceksiniz ve İngilizce bilginizi Almanca konuşurken kullanacaksınız. Genelde hocanın tavsiyesine katılıyorum. Hangi dilde daha rahatsan o dil üzerinden öğren ama Almanca İngilizce özelinde veya işte Hollandaca Almanca özelinde bu ikisini, iki yabancı dili beraber birbirinin üzerinden öğrenmek daha kolay olabilir sizin için. Ortaokul öğretmenlerimiz var. YouTube kanalı var mı diyorlar. Konuşmayı geliştirmek adına ne yapabilir diyorlar. Konuşmayı geliştirmek adına yine çileme önereceğim.
Çilem'in bir YouTube kanalı var. Çok önemli ve güzel bilgiler paylaşıyor. Zaten kendisi Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği mezunu. Sonra Uludağ Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Kitap bu beraber yazdığım arkadaşım. Onun üzerinden önce öğretmenler kendileri incelesinler, baksınlar. Oralardan yararlanmaları mümkün. Ama konuşma için Language Exchange Communities, dil değişim toplulukları. Benim bu konuda yazılmış pek çok yazım var. Sağda solda bulabilirler. Bilimsel araştırmalarım var, onlara bakabilirler. Bu dil değişim toplulukları Exlingo, Mokka, LiveMokka, işte Language Exchange Community gibi şeyler inanılmaz faydalar sağlar. Uzağa yakın eyler. Ben İstanbul'da doğdum büyüdüm, Kadıköy'ün göbeğinde. 17 yaşında bir ana dili konuşmacısıyla karşılaştığım zaman Alice'in Harikalar Diyarı'na düştüm falan sanmıştım. Ama şimdi bunlar öyle olmak zorunda değil. Bunların pek çoğu da güvenilir. Yani herhangi bir sıkıntısı yok. Özellikle o yaş grubu için veliler bana hep seminerlerde sorarlar. Sıkıntılı mı derler? Öyle değil. Onlardan yararlanmak mümkün. Hocam, öğretmenlik mesleğini Avrupa'da yapabilmek diyor Cem Hoca. Biliyorsun herkes şu anda Türkiye'den kaçmaya çalışıyor. Öğretmenler de bunun arasında. TOEFL ve IELTS'ten gereken seviyelere ulaşma süreci nasıl işler? Arkadaşlar, yurt dışında yani ne öğretmeni olacağınız tabii çok kritik. Ne bileyim, matematik öğretmeni olacaksanız İngilizce seviyenizin öyle sular seller gibi olmasına gerek yok. Size bir şey söyleyeyim. Kanada'daki öğretmenlerin önemli bir kısmı Kanada doğumlu değil. Ve çatır çatır aksanla konuşuyorlar. Ve bunda hiç kimse sorun yapmıyor. Asla. Matematiktir zaten. Ha, İngilizce öğretmeni olacaksan tabii o zaman İngilizce seviyenin herhalde en az C1 olması lazım, ama orada bile çok ürkmeyin. Çünkü İngilizce öğretmenlerinin en az yarısı da Anglo-Sakson bir ülkede doğmamış. Tabii. Yani yurt dışından başka ülkelerden gelen insanlar Amerika'da, İngiltere'de, Kanada'da İngilizce öğretiyorlar. Zor değil bu. Ama tabii orada üniversite her türlü şartları en ağır olan fakülteye bile girecek kadar yüksek puan almanız gerekiyor İngilizce öğretmeni olabilmek için. Bu arada yani MEF'teki İngilizce öğretmenliği programından mezun olanların önemli bir kısmı yurt dışında İngilizce öğretmenliği yapıyor şu anda. Yani bence bir Türk İngilizce öğretmeni için çok ulaşılabilir bir hedef yurt dışında İngilizce öğretmenliği. Evet. Benim de bir sürü öğrencim var. Mesela mezun olduktan sonra ben onlara referans mektubu da yazıyorum. Çünkü ana nokta şu. Kissinger Effect. Geçen yılda herhalde hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı. Onun İngilizcesi, Amerika'nın Dışişleri Bakanı. 20 yaşından sonra sanıyorum Almanya'dan Amerika'ya göç ettiği için hep bir aksan baskısı altında kalır. Ve bu bizim literatüre yani Second Language Acquisition'a ikinci dil edinimine Kissinger etkisi olarak girmiştir. Bunda gocunulacak, kötü hissedecek hiçbir şey yok. Ben alan profesörü olarak tekrar ediyorum. İngilizce konuşmaya başladığım zaman bir Türk aksanım var ve bu benim. Ama benim ne yapmamam lazım? Yanlış telaffuz etmemem lazım. Yanlış kırdı dil kullanmamaya özen göstermem lazım. Ama onun dışında hocamın da söylediği gibi Türkiye'de de şey bir balondur. İngilizce öğretmenleri varsa onların hepsine bir selam söyleyeyim. Çocuğum İngilizce öğreniyor kitabında bunu çok tartıştık. Native speakerlar iyi öğretmenlerdir. Böyle bir şey yok. Bu yanlış. Benim için iyi öğretmen ya da iyi öğretmen olma potansiyeline sahip öğretmen var. O yüzden bu iki argüman çerçevesinde ana dili konuşmacılarının her zaman iyi öğretmen olmasını ben bunu bütün özel okul kurucularına yöneticilerine her fırsatta söylüyorum. Bizim çocuklarımızı ana dili konuşmacıları değil diye daha kötü öğretmenlik yapıyorlar. Asla itham edemezsiniz. O yüzden bu kalıpların dışına çıkın. Hocamın da söylediği gibi gidip herhangi bir ülkede aslanlar gibi İngilizce öğretebilirsiniz. Okul öncesi dönemde İngilizce eğitimi soruyor Ceylan Hoca. Ne düşünüyorsun? Çok Kendimiz güzel. bu alanda geliştiririz diyor. Çok güzel. Şimdi o konuda şunu bir netleştirelim. Nobel ekonomi ödülü alan Hickman. Hickman. Şunu araştırmış. 0 ile 30 yaş arasına ben yatırım yaptığım zaman
Bana geriye dönüşü nasıl olacak? Ben bunu bütün erken çocukluk eğitimi konuşmalarında başlatırım slaytta ve devam ederim. Şimdi erken çocukluk dönemine yatırdığın 1 dolar 7 dolar olarak geri dönüyorsa erken çocukluk dönemi çok önemli. Ama erken çocukluk döneminde çocuğun birden Marlowe İngilizcesi, Molière Fransızcası, Goethe Almancası konuşmasını beklemeyeceksin. Neyi bekleyeceksin? Çocuğun dile karşı olumlu duygu geliştirmesini. Yusuf, İngilizce konuşalım seninle. Berkcan, İngilizce şarkı dinleyelim diyorsa eğer çocuk teyzesine, annesine, babasına, dayısına erken çocukluk döneminde bu fazlasıyla önemsenecek bir hedeftir. Bir. İki, diyalog temelli okuma. Biz dil eğitimcileri bunu 1970'li yıllarda bitirdik. Şimdi bunlar Türkiye başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde tekrar gündeme geliyor. Ne yapacakmışız? İşte çocuk kitabını alacakmışız. Önce kitabın kapağı ile ilgili sorular soracakmışız. Bunlar dil eğitiminde zaten var olan şeyler. Ama bunun altındaki nokta şu. Bu soruyu soran hocama gitsin. Çocuğun beynini aktif tutmak. Çocuğun sürece dahil olmasına yardımcı olmak. Burada 4 tane kedi var. Sence bu kedilerin araları nasıl? Gibi sorularla sürece dahil etmek lazım. Ez cümle, erken çocukluk döneminde 3 yaşını geçirmeden çocuğun dile oyunlarla maruz kalmasında fayda var. Oyunlarla, müzikle. Bir de arkadaşlar bakın, hani anlıyorum ama konuşamıyorumun çözümlerinden birisi de, bence amatör olarak konuşuyorum tabii burada. Olabildiğince çok tekrar ve kopya yapmak. Mesela ne bileyim işte bir şarkı dinliyorsunuz, sözlerini tekrar etmeye çalışın. Ya da filmi İngilizce izliyorsunuz, durdurun, son repliği aynı şekilde aynı vurgularla tekrar etmeye çalışın. Diliniz kırılsın bu şekilde. Yani İngiliz aksanı, Amerikan aksanından bahsetmiyorum ama vurgular çok önemli. Bakın, vurguyu yanlış yere koyarsanız söylediğiniz kelime anlaşılamayabilir bile. Sadece aksan değil konu. Filmdeki replikleri tekrarlarsanız o vurguları doğru oturtursunuz en azından diye düşünüyorum. Bir tane örnek vereyim. Ben üniversitedeyken X-Men yeni çıkmıştı. Hugh Jackman filmin bir sahnesinde "I'll take my chances, I'll take my chances" diye bir replik vardı mesela. Ben o I'll take, bak I will take değil. O kadar fazla tekrar etmeye çalıştım ki ve onu alıp başka yerlere entegre etmeye çalıştım. Nasıl yapabilirim diye. Dolayısıyla bunlar ya da "Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get." Forrest Gump'tan bir replik. Ya da "No one is going to hang himself" bir villain. Bu da "Death of a Salesman." Satıcının ölümünden. Bunların hepsi o filmlerden gelen şeyler. Yani sadece pasif kalmamak lazım. O filmlerdekileri alıp bir şekilde hayata uydurmak ve tekrar etmek lazım. Hocanın söylediği de o ağza oturmak, yabancılaşmamasını sağlamak noktasında çok önemli. Şu küçük bir cümleyle bitireyim. Aynanın karşısında uzun uzun İngilizce pratikleri yaparken canım annemin "bu çocuk deliriyor mu?" diye düşündüğünü hatırlıyorum ben. Çünkü tekrar ediyordum, cümleleri geliştirmeye çalışıyorum. Öyle bir anda "hadi bakalım İngilizceyi çözelim" gibi bir durum söz konusu değil. Bu bir süreç. 44 yaşındayım, hala yeni kelimeler öğreniyorum ve cep telefonumda notlar kısmında onları size şu anda göstersem 1000 taneye yakın yeni ifade vardır. Böyle bir süreç. Evet hocam, bu arada Tufan Hoca senin brain teaser'ı patlattı yanlış yere yazarak. Ama ben sana teşekkür etmek istiyorum. Başka cevaplar da gelmiş olabilir, Sadiye haber verecek sana. Arkadaşlar, hepinizin adına Cem Hoca'yı alkışlıyorum. Sağ olsun, her geldiğinde, her çağrımızda hemen hocam diyor geliyor. Ve yani bu konuda bence Türkiye'deki bir numaralı isim. Estağfurullah. Takip edin hocayı ya, kitaplarını okuyun, Instagram hesabını takip edin. En son Çilem'le yazdığı kitabı ben de merak ettim şimdi. Ve yola devam arkadaşlar. Bakın yani lütfen teslim olmayın ya. Ben İngilizce öğrenemiyorum kardeşim deyip kestirip atmayın. Yani gerçekten İngilizce bilmiyorsanız çok büyük bir handikap sizin için bu teknoloji dünyasında. Bunu kırmanız lazım ve kırdırtmanız lazım öğrencilerinize de. Furkan hocam, bence öğreniliyor.
Ya zaten çocuklar da öyle öğrenmiyorlar mı? Anlamadıkları bir dili duya duya öğreniyorlar. Tabii. Dolayısıyla anlamadığın bir dilde podcast dinlemek, tabii beynin ne kadar yaşlıysa bunun etkisi o kadar zor oluyor. O kadar daha zor öğreniyorsun bilmediğin bir dil podcast dinleyerek, ama genç beyinler zaten böyle öğreniyor. Hocama tekrar çok teşekkür ediyorum. Gençler hemen ben kendi bölümüme geçiyorum. Yurt dışında İngilizce, pardon, yurt dışında üniversite eğitimi tabii büyük ölçüde İngilizce kullanılıyor. Hocam ekran paylaşımını bana verir misin? Ya Murat Hocam Elbette, işte teşekkür bak, ederim. öğretmen olarak bizim işimiz bu özgüveni arttırmak. Yani yapabileceğin en önemli şey çocukları motive etmek ve özgüvenlerini yükseltmelerini sağlamak. Onun için de yani kafasını gözünü kıra kıra yara yara konuşmaya teşvik edeceğiz öğrencilerimizi. Yani hepimiz öğrenirken bu yollardan geçtik. Evet, ekran paylaşımını kesebilir misiniz arkadaşlar? Çok sayıda I Love English gelmiş. Yani hepsi kazanmadı herhalde. Üç kişi kazandı sadeceğim. O üç kişiye istersen buradan isimleri yaz, ben duyurayım. Arkadaşlar ben şimdi sunuma başlıyorum. Yurt dışında üniversite. Yani bana çok gelen bir soru, size de çok geliyordur ve yani sayılar da gitgide artıyor. Mesela bundan 10 sene önce İstanbul Erkek Lisesi'nin 180 mezunundan 60'ı, 80'i falan Almanya'ya giderken şu anda %95'i geçti bu oran. 170'i falan Almanya'ya gidiyor. Ve yani millet sadece Almanya'da bedava üniversite okuyabilmek için Almanca öğrenmeye falan başladı. Sadece doktorlar değil, öğrenciler de, öğretmenler de. Herkes yurt dışında üniversite eğitimi peşinde. Peki bu, yani ben bu konudan anlar mıyım? Biraz anlıyorum arkadaşlar. Yurt dışında üniversite okudum, doktora yaptım. Aynı zamanda 20 sene yurt dışında öğretim üyeliği yaptım. Yani sadece Alberta'da değil, Amerika'da, İsviçre'de ve Tayland'da da ziyaretçi öğretim üyeliği yaptım. Kızlarım yurt dışında üniversite okudular. Onlarca, belki yüzü geçmiştir öğrencinin yurt dışında üniversitelere yerleşmesini sağlayan referans mektupları vesaire yazdım. Bir de işte 1 Ocak itibarıyla Ontario International High School'da müdürlük görevini üstlendim. Yani bu okulun da amacı insanların yurt dışında, Türk öğrencilerinin özellikle yurt dışında üniversite okuyabilmesini sağlamak. Dolayısıyla bu işlerden biraz anladığımı düşünüyorum. Yani nasıl oluyor bu işler? Maalesef zor arkadaşlar. Bakın, Oxford Üniversitesi gayet net bir şekilde yazıyor. Türkiye lise diplomalarını kabul etmiyoruz kardeşim diyor. Yani özel veya devlet fark etmez. Not accepted yazmış herifler, tamam mı? Ya yani bu utanılacak bir şey tabii, ama diplomamız denk kabul edilmiyor Avrupa'nın birçok ülkesinde. Cenevre Üniversitesi'ne bakıyorsunuz mesela, de Oxford böyle burnundan kıl aldırmıyor, ukalalık ediyorlar diyelim. Cenevre Üniversitesi de diyor ki ya tamam bitirsin de diyor liseyi, ondan sonra da diyor 2 sene üniversite okusun diyor. Ya yani bir ön lisans bitirsin de gelsin diyor. Ön lisans bitirsin ama 4 yıllık üniversite programını da kabulünü alsın eline, öyle gelmesin diyor yani basically Cenevre Üniversitesi. Almanya yine biraz daha yumuşak sağ olsunlar. Lise diplomasıyla üniversiteye alıyor ama Türkiye'de üniversite sınavından barajın üzerinde bir not almış olmanı ve bir bölüme yerleşmiş olmanı bekliyor. Yani sadece lise diploması yetmiyor. Tabii aslında Almanlar barajı geçmeli diyorlardı. Biz Almanların bu sistemini patlattık barajı kaldırarak. Bakalım şimdi ne yapacak Almanlar, merak ediyorum. Arkadaşlar yurt dışında üniversite için kurallar basit. Türkiye'den lise diploman varsa 1 veya 2 yıl hazırlık okuman gerekiyor. Foundation deniyor buna, temel yıl. Veya işte en esnek ülke Almanya gibi yerlerde de üniversite sınavına girip mesela makine okumak istiyorsan makine mühendisliğini, ne bileyim işte Kocaeli Üniversitesi'nde, Nevşehir Üniversitesi'nde makineyi kazanman gerekiyor. Bu biraz zor bir yol, uzunca bir yol. Bir de tabii yine buna rağmen kabul edilme ihtimalin çok da yüksek olmayabiliyor.
Diğer yol IB, Abitur gibi, AP gibi yurt dışında bilinen, tanınan, sayılan türden bir programı bitirmen. Ama yani biraz önce baktım yine, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı'nda ben akademik kurul başkanlığı yapmıştım yıllarca. Yıllığı 250 bin lira arkadaşlar. Yani lise 4 yıl, bir yılda hazırlık var. Bugünün parasıyla 1 milyon 250 bin lira ediyor. Tabii siz mezun olana kadar çok ileriye gidecek bu rakamlar. Ama 1 milyon 250 bin lira bayağı bir böyle servet gibi bir şey yani neredeyse. Melisa hocam, lisansüstü eğitim tarafına yani değineyim tabii. Lisansüstü çok daha kolay. Çünkü liselerimizin diplomaları denk sayılmıyor ama üniversitelerimizin diplomaları genellikle denk sayılıyor. Ve yani GRE veya GMAT gibi veya LSAT gibi o alanda geçerli olan merkezi sınavdan iyi bir puan alırsan genellikle de üniversite 3'ün üzerinde bir ortalamayla mezun olmuş olman bekleniyor. Hatta 3,5 da tavsiye ediliyor. Yüksek lisansa kabul ediliyorsun ama burs almayı hayal etme. Yani terminal bir yüksek lisans diploması alacaksan MBA gibi adam sana niye burs versin? Sen zaten profesyonel hayatta para kazanmak için alıyorsun o diplomayı. Burs alabileceğin programlar arkadaşlar çok net bir şekilde araştırma programları. Hocanın araştırma programına katkıda bulunacak bir iş yapıyorsan araştırma görevlisi olarak görevlendiriliyorsun. Ben mesela University of Florida'ya öyle gitmiştim. İlk önce teaching assistant, öğretme asistanı olarak gitmiştim. O zamanlar işte 400 dolar civarında bir aylıkla başlamıştım. Sonra o işte zaman içerisinde 500'e 600'e falan çıktı. Ders vermeye başladığım zaman da 900 dolara çıkmıştı ayda. Yani yıl tabii 1980'li yıllar olduğu için çok rahat geçiniyorduk o parayla iki kişi. Cem hocam şöyle mesela zor bulunan alanlarda doktora yaparsan ne bileyim işte finans gibi, muhasebe gibi, bilgisayar mühendisliği gibi çok sağlam burs alırsın. Mesela benim kızım şu anda moleküler genetikte doktora yapıyor. 22 bin dolar yılda stipend cebine harçlık alarak başladı. Yani ayda 2 bin dolar civarında bir parayla başladı. Şimdi 40 bin civarına çıktı. Ayda 3 bin doların üzerinde bir maaş alıyor okuldan. Çünkü araştırma görevlisi. Yani doktora yapıyorsan zaten paralı doktora yok yani Kuzey Amerika'da. Paralı doktora İngilizlerin uydurduğu bir şey. Türkiye'deki vakıf üniversiteleri de onları kopya çekti. Amerika'da doktora da muhakkak burs alıyorsun. Kanada'da online lise okumaya değineceğim Serpil hocam. Zaten bu sorum oraya gidiyor. Birazcık bekleyeceksin. IB, Abitur, AP yer bu 50 civarında okul var bunu yapan Türkiye'de. Binlerce liseden sadece 50 tanesi yapıyor. Ücretler de çok çok yüksek. Tabii yani en kestirme yol gidip yurt dışında lise okumak. O da yani kabaca 150 bin dolar gibi düşünebilirsiniz. O maliyet tabii Türkiye'de IB okumaktan çok daha pahalıya geliyor. Şimdi en kolay yol arkadaşlar, ben bu konuya epey kafa yordum. Çevrim içi eğitimle yurt dışından lise diploması almak, tamam mı? Yani diploması ığları iyi yapmışım bugün, kusura bakmayın. Bu da işte Ontario International High School'un yaptığı iş. Benim 1 Ocak'ta müdürü olduğum, lise müdürü oldum ya. Türkiye'de lise müdürü olamam ama Kanada'da oldum. Çünkü Kanada'da lise müdürlüğü yöneticilik pozisyonu olarak görülüyor. Kanada vatandaşı olmanız ve üniversite diplomanızın olması yeterli. Arkadaşlar burada iki tane önemli konu var. Yani bu işi mümkün kılan. Ben kızlarım üniversiteye girerken bunu fark ettim. Sen 30 ders alıyorsun lise hayatın boyunca ama üniversiteler sadece 6 tanesine bakıyor. Ve şey yok, üniversite sınavı falan yok. 6 tane dersten aldığın notların ortalamasıyla üniversiteye başvuruyorsun. Çünkü derslerin ortalamaları, derslerin notları balon değil. Ülke çapında bir standartizasyon var. Hocalar yani ne bileyim işte bir üniversite, bir lisedeki 90, başka bir lisedeki 90'la aynı zorlukta. Sadece 12. sınıf dersleri ve 6 tane dersin ortalamasıyla giriyorsun. Dolayısıyla 9, 10, 11'i başka bir ülkede okuyabiliyorsun. O dersleri Kanada'ya transfer edebiliyorsun, getirebiliyorsun. Kanada'dan sadece 12. sınıf derslerini alıyorsun ve diplomayı alabiliyorsun. Üniversiteye de girebiliyorsun.
Ve bunu da çevrim içi yapabiliyorsun. Yani Kanada'ya hiç gitmeden Kanada'dan lise diploması almak mümkün. Bu sayede sadece bir yıllık eğitim ücreti vermiş oluyorsun. O işte yılda 35 bin dolar olan şey eğitim ücreti dört defa vermiyorsun onu. Sadece bir defa veriyorsun. Ve yatılı ücreti olmadığı için o iyice azalıyor, yarı yarıya düşüyor. Çevrim içi olduğu için biraz daha aşağıya da düşüyor. Birdenbire böyle 200-220 bin lira civarına falan geliyor bütün diploma programı. Yani herkes için erişilebilir olmasa da orta sınıf, orta üst sınıf, hatta yani anne baba memur çocukları bile öğrencilerim var. Şartlar arkadaşlar 30 tane ders alınıyor lisede. 18 zorunlu, 12 seçmeli. Bunun üstüne 40 saatte bir sosyal katkı etkinliği gerekiyor. Bir STK'da olabilir, özel sektörde veya kamuda olabilir. Bunun yanında bir de okuryazarlık testi veriliyor. Bu aslında 8. sınıf seviyesinde, orta son seviyesinde bir test. Ama bütün ülkede aynı testi vererek hani lise bitiren çocuğun en azından orta son seviyesinde okuryazar olduğunu garanti altına alıyorlar. Bu testi ancak Kanada'da alabiliyorsun. Bu testi alamayacak durumdaysan, yani Kanada'nın dışındaysan, o test yerine bir lise dersi daha alıyorsun. Zorunlu dersler arkadaşlar ekranda görülüyor. İşte isterseniz yani bu sunumu göndereceğim zaten size. Sunum nasıl gözükmüyor ya? Ben share etmedim mi? Aa, şimdi gözüküyor mu? Evet. Evet. Yani şu şimdiye kadar anlattığım şeyler zaten sunumda var ama görseller çok önemli değildi. Burada biraz önemli. 18 tane zorunlu ders, 12 tane seçmeli ders var. İşte bu derslerin arkadaşlar önemli bir kısmı Türkiye'deki derslerden transfer ediliyor. Mesela o 4 İngilizce dersin 3'ünü Türkiye'den transfer ediyorsunuz. Sadece 12. sınıf İngilizcesi alması yetiyor. Matematik derslerinin işte 10 ve 11. sınıf matematiği Türkiye'den transfer ediyorsunuz. 12. sınıf matematiğini oradan alıyor. Türkçeyi mesela ikinci dile sayıyorlar aldığı Türkçe derslerini. Tarihi sayıyorlar, coğrafyayı sayıyorlar, bedeni sayıyorlar. Yani 24 derse kadar başka bir ülkeden transfer edilebiliyor. Çünkü 6 dersle üniversiteye giriliyor tekrar. Yani başka ülkeden transfer ettiği derslerin notları sayılmıyor zaten, tamam mı? Dolayısıyla yani bizde herkese 100 veriliyor olması falan önemli değil. Önemli olan dersin tamamlanmış olması sadece. Diplomanın şartları arkadaşlar, iki tane ön şart dersi var. Yurttaşlık ve kariyer planlama dersi. Bunlar aslında 10. sınıf dersi. Türkiye'de verilmediği için eskiden veriliyordu yurttaşlık dersi falan ama 10. sınıf derslerini çocuklar almak zorunda. Bu okuryazarlık dersini almak zorundalar. Bir de yabancılar için İngilizce dersi var. English as a second language. Bunu muhakkak almaları gerekiyor. 12. sınıf İngilizce dersi çünkü İngilizce değil aslında edebiyat dersi. Onu alabileceğine emin olabilmek için bu ESL dersinden iyi bir not alması bekleniyor çocuğun. Bu 3 ön şart dersinin yanına 6 tane de 12. sınıf dersi koyuyoruz. Biri İngilizce olmak zorunda. Diğerleri işte mühendislik okumak istiyorsa matematik, fizik, kimya oluyor. İşletme okumak istiyorsa matematik ve gerisi seçmeli olabiliyor vesaire. Öğrencinin okumak istediği üniversiteye göre yapıyoruz yani bu ders planlamasını. Mesela çocuk mühendislik okumak istiyorsa şöyle bir listeyi tamamlaması gerekiyor. Bu yurttaşlık ve kariyer dersleri yarımşar ders, okuryazarlık dersi bir ders. ESL dersi, ondan sonra 12. sınıf İngilizce, fonksiyon dersi, kalkülüs dersi, fizik, kimya, bir tane de seçmeli ders. Bu en ağır program, mühendislik girmesi en zor program. Tabii tıp yok yani yurt dışında lisans seviyesinde, lisans üstü program olarak kabul ediliyor. Girmesi en zor program mühendislik ve yani fen bilimleri diyeyim size. Bu 9 dersi alan öğrenci, altısı üniversiteye girişte kullanılmak üzere, üçü de ön şart olmak üzere diplomayı alabiliyor arkadaşlar. Nokta. Dokuzunu da çevrim içi alıyorsunuz.
bir kısmını senkron, bir kısmını asenkron alabiliyorsunuz. Bazı öğrencilerim asenkron tercih ediyor arkadaşlar. Ya ben kendi kendime öğrenirim diyor. Her hafta öğretmenle bir soru cevap seansı yapıyorlar. Senkron derste öğretmen bayağı anlatıyor Zoom üzerinden. 40 dakika, 45 dakika konuşuyor. Mühendislikte 4 tane zorunlu ders var ama bir tane de tavsiye edilen ders var. İkinci matematik. Bilgisayarda mesela Türk öğrencilerin yarısı falan bilgisayar okumak istiyor. Sadece 6 dersin 3'ü zorunlu, 3'ü seçmeli. İşletme okumak isteyenlere 1 veya 2 tane zorunlu, gerisi seçmeli. Sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji falan okumak isteyenler sadece İngilizce dersi zorunlu. Geri kalanları tamamen seçmeli olabiliyor. Üniversitelerine, koleje gitmek istiyorsanız işiniz çok daha kolay. Yani yine 30 dersi tamamlamanız gerekiyor ama artık 6 değil 4 tane sadece 12. sınıf dersi ile giriyorsunuz koleje. Bir de yani İngilizce ile matematik 12. sınıf dersi olmak zorunda ama onun yanına 2 tane de 11. sınıf dersi koyabiliyorsunuz. Yani ben kuvvetle öğrencilerime koleji tavsiye ediyorum. Hem daha kısa, hem daha ucuz, hem de girmesi daha kolay, hem de doğrudan mesleğe götürüyor. Yani mesela işte şu anda önümüzdeki hafta başlayacak olan dönemde 10. sınıftan 4 tane, 6 tane yeni öğrencim başlıyor. 4 tanesi 10. sınıf öğrencisi. 10. sınıfın 2. döneminde vatandaşlık ve kariyer derslerini veriyoruz sadece. Ondan sonra 11'e geldiklerinde bu ESL dersiyle literacy dersi, okuryazarlık dersini veriyoruz. 11'in 2. döneminde 12. sınıf İngilizceyi veriyorum. Bir tane de işte seçmeli ders koyuyorum yanına. Ağır olmayan işte beslenme, diyetetik falan dersi. 12. sınıfta da işte fizik, matematik, kalkülüs, kimya falan gibi derslerle çocuk kendini mühendisliğe hazırlayabiliyor. Çocuk eğer kendine güveniyorsa arkadaşlar 11. sınıfta ve 12. sınıfın ilk döneminde ikişer yerine üçer ders alıyor. Dolayısıyla 12'nin birinci döneminin sonunda programı bitirmiş oluyor, diplomayı almış oluyor ve direkt üniversitelere başvurabiliyor. Yaptığımız şu, öğrenciye soruyorum yani neyle ilgileniyorsun diye çocuğa. İşte mühendislik diyorsa daha fazla zorunlu ders var, işletme diyorsa daha çok seçmeli var vesaire. Çocuğun hedefine göre bir ders planlaması yapıyorum ama bu tabii değişebiliyor zaman içerisinde. Çünkü ilk yıl alacağı dersler zaten aynı. İkinci yıl fikir değiştirirse alacağı dersleri de değiştirebiliyoruz. Dönemde genellikle bir veya iki tane ders veriyoruz. Ancak çok iddialı öğrenci hemen üniversiteye başlamak falan istiyorsa veya da Türkiye'de sınava hazırlanmayacağım, vaktim var benim kardeşim, açık liseye gidiyorum zaten diyorsa o zaman üç derse çıkabiliyoruz. Üç dersten fazla şimdiye kadar kimseye vermedim. Dersler Zoom üzerinden. Kanadalı öğretmenler var ama öğretmenlerin neredeyse tamamı ya işte İranlı, ya Hintli, ya Azerbaycanlı, yani hepsi göçmen. Birinci dilleri, bir kısmının birinci dili İngilizce, orada doğmuşlar. Bir kısmının birinci dili İngilizce bile değil. Tabii Kanadalı öğretmen, gerçek Kanadalı öğretmenler de var. Doğma büyüme Kanadalı öğretmenler de var ama çoğunluk göçmen öğretmen. Yaptığımız iş bizim sürekli öğrenciyi takip etmek. Yani sistemin, Türkiye'deki sisteminden en büyük farkı her hafta ödev veriliyor. Öğrenci sürekli takip ediliyor, veri toplanıyor ve sürekli bir raporlama var. Yani öğrenci dönem sonunda birdenbire "Aa, ben sınıfta kalmışım" demiyor. Kalacağı belli oluyor önceden. Biz de müdahale etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar yani. Kimleri alıyoruz? İyi İngilizce bilen öğrenciler, otonom öğrenici, kendi kendine öğrenebilen öğrenciler. Lise mezunlarını alıyoruz isterlerse. Yani bir yılda bitirebilirler bu programı ya da 1,5 yılda bitirebilirler. 12. sınıf öğrencilerini de alıyoruz. Bir tane aldım ve kız bir yılda bitirdi. Helal olsun yani. Şimdi işte diplomayı aldı, koleje girecek kadarını bitirdi. Şimdi iki tane daha alıyor, üniversiteye girecek seviyeye getirmeye çalışıyor kendini. İdeali arkadaşlar 10. sınıfın 2. döneminde başlamak veya 11'in başında başlamak. Yılda iki dönem yapıyoruz ama yazın ders almak mümkün. Yani bir öğrenci için bile ders açabiliyoruz. Üniversite başvuruları genellikle Ocak ayında oluyor. Dolayısıyla 12'nin 1. döneminin sonunda diplomayı bitirmek hemen o sene üniversiteye gitmek isteyenler için ideal. Başvurular merkezi sistem üzerinden yapılıyor ve tıklayarak başvuruyorsunuz. O kadar kolay yani. Uzun uzun transkript falan göndermeniz gerekmiyor çünkü zaten sisteme entegresiniz. Biz size bir Ontario kimlik numarası veriyoruz. Ondan Ontario sistemine giriyorsunuz. Bütün notlarınız işlenmiş oluyor. Şu üniversitenin şu bölümünde başvuracağım. Tık 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 tık.
Onlar direkt çekiyorlar sistemden sizin notlarınızı. Aldık almadık diyorlar. Genel kuralda not ortalamanız 90 ve üzerindeyse istediğiniz üniversite, istediğiniz bölüme gidebiliyorsunuz. 85-90 arasındaysa birçok üniversitenin birçok bölümüne girebiliyorsunuz. 85'in altındaysa daha az sayıda. Ama yani sonuçta 75 bile olsa sizi alacak üniversite bulabiliyorsunuz. Sonuçta çok sayıda üniversite var memlekette. Benim öğrencilere önerim liseye devam etsinler. Açık liseye geçebilirler. Bunun yanında bu programa girsinler. Yetkene muhakkak gelsinler. Yani yetkenin ben herkes için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında üniversite okumak isteyenler için olmazsa olmaz diye düşünüyorum yetkeni. Hobilerine devam etsinler. Yani Türkiye'deki sınava hazırlanmaya hiç gerek yok. Eğer yurt dışında okumak için gereken paraları, kaynakları varsa. Birazcık da gönüllü çalışsınlar, yani kendilerini gerçek hayata hazırlasınlar diyorum. İşte başvuru çok basit, yani transkript gönderiyorlar, kimlik gönderiyorlar, pasaport, bir tane fotoğraf gönderiyorlar. Ben telefonda mülakat yapıyorum. Yani 2 dakika İngilizce konuşunca sözün İngilizce seviyesini anlıyorum zaten. Yani müdür olduğum için doğrudan zaten kabul verme yetkisine sahibim. Aynı anda telefonda kabul edebiliyorum. Ondan sonra bir ders denklik çalışması yapıyoruz. Kayıt yapılıyor. Türkiye'de liseye kayıtlı olmak gerekmiyor Serpil Hocam. Bir tane öğrencim var mesela, hiçbir yere kayıtlı değil. Sadece benden ders alıyor, sadece benden diploma alacak. Ama bir tane var böyle. Geri kalanların hepsi Türkiye'de bir yere kayıtlı. Toplam 10 bin Kanada doları arkadaşlar. Bu 220 bin, 223 bin TL yapıyor bugünün parasıyla. Genellikle bunu 3 bin, 3 bin, 4 bin diye 3'e bölüyoruz. 60-70 bin TL arasında veriyorlar. Yani 6 ayda bir, 8 ayda bir falan. Yani olabildiğince erişilebilir kılmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar hiçbir öğrenci ders tekrarı yapmadı ama kalırsan bir dersten tekrar etmek istersen 500 dolar. Fazladan ders almak istersen de ya ben yanlış seçmişim bir tane daha alayım ders başına 1000 dolar ama şimdiye kadar hiç kimse bu ekstra paraları vermedi. Ondan sonra ilk dönem ders planını yapıyoruz. Şu anda işte o ders planlarını yapıyorum ben. Modülleri açıyoruz. Learning Management sisteme giriyorlar çocuklar ve Zoom üzerinden hocayı dinlemeye başlıyorlar. Yani yurt dışında üniversite diye başladım. Kendi lisemi anlattım. Çünkü gerçekten en kolay ve en ucuz yolu yurt dışındaki üniversiteye ulaşmanın. Bu yolda da öğretmenlerle birlikte çalışıyorum arkadaşlar. Yani benim bir öğretmen ağım var şu anda. Elçi ağım var ve bu ağa yeni öğretmenler ekliyorum. Tabii tercihen yetkeni bitirmiş öğretmenlerden eklemek isterim. Benim bu projedeki amacım, birkaç dakika fazladan alacağım şu anda sürem dolmak üzere ama aslında bu ticari bir girişim değil arkadaşlar. Para var işin içinde çünkü orada öğretmenlere para veriyoruz ve oradaki öğretmenlerin maaşları kötü değil yani. Ayrıca orada işte yer kiralanıyor, sertifikasyon için bir masraf var. Benim çalışanım var Türkiye'de. Yurt dışında 2 tane, Türkiye'de bir tane çalışanım var. Hepsine müdür olarak da ben bir miktar para alıyorum tabii. Yani büyük bir para kazanılmıyor bu işten. Maliyetleri çok düşük tutmaya çalışıyoruz. Çünkü esas amacımız bu hibrit eğitimi optimize etmek. Senkronla asenkronu nasıl dengeleriz? Yeni içerik üretmek. Ben Kanada'daki içerikleri de beğenmiyorum. Yani bildiğim PowerPoint üzerinden hoca Zoom'a çıkıyor, konuşuyor yani bu. Çok da ileri bir yani çağın ötesinde bir eğitim falan değil. Yetken daha ötede. Ben size net söyleyeyim yani. Yetken seviyesine çıkarmak istiyorum Kanada'daki eğitim malzemelerinin seviyesini de. Ondan sonra bunu tabii Türkiye'ye geri getirmek istiyorum. Türkiye'de çevrimiçi lise açmak istiyorum. Yani buna Milli Eğitim Bakanlığı izin vermeyecek tabii ama işte açık lise üzerinden destek lisesi falan şeklinde sunacağız herhalde. Elçi ağımıza başvurarak katılıyorsunuz hocam. Yani burada yol arkadaşlığı yapıyoruz, bir komünite kuruyoruz. Ayrıca burada bir sürü şey öğreniyorsunuz. Kazandığınız şeyleri de kurumlarınıza aktarıyorsunuz. Bize öğrenci tavsiye ediyorsunuz. Ve öğrencilerinizi takip ediyorsunuz. Bunun karşılığında da yani bu bir emek isteyen bir iş. Çünkü öğrenci yani derse giriyor mu, ödevlerini yapmış mı bunları hep siz takip ediyorsunuz. Yerelde takip edebiliyorsunuz. Mesela işte Isparta'dan bir elçimiz var. Bahçeşehir Lisesi'nde rehber öğretmen. Geçen dönem 8 tane mine öğrencisi ile başladı programa. O öğrencileri takip ediyor. İşte derslere giriyorlar mı, ödevi yapıyorlar mı, önümüzdeki dönem hangi dersleri alacaklar.
bana aday buluyor. Bunların İngilizcesi iyi değil o kadar hocam. Sen yine de bir mülakata al falan. Yani birlikte çalışıyoruz ve bunun karşılığında da okul aldığı paranın %10'unu bu elçi öğretmene veriyor. Tabii yani 10 bin doları peşin almıyoruz ama işte 3 bin alıyorsak hoca oradan 300 dolar alıyor. Ama program bitene kadar da yani işte 22 bin TL öğrenci başına bir komisyon almış oluyor verdiği emeğin karşılığında. Benim tercihim her liseden bir elçi olması ama bazı öğretmenler cevval. Küçük Anadolu şehirde özellikle ben bütün şehrin koordinatörü olacağım diyor. Ben diyorum sen bilirsin ol yani olabiliyorsan ol. Şu anda Isparta'dan bir elçimiz var. Burdur'dan bir elçimiz var. Antalya'dan bir elçi arayışı içindeyiz. Çok yakınız bulmaya. Yani İstanbul'da da olabilir tabii. Ama bunu düşünün derim. Yani zaten öğrencilerin istediği bir şey. Kimseye zorla bir şey satmıyorsunuz. Bir de ben çok large takılıyorum. Yani çocuk başlıyor, iki ders alıyor. Ondan sonra ben vazgeçtim. Vazgeçersen vazgeç abi ne yapayım yani. İlla programın başında ben senden 10 bin dolar alacağım falan böyle bir hırsım yok. Pay as you go yani işte ders aldıkça para veriyorsun. Bir kısmı param bitti diyor, geri çekiliyor. Bir kısmı bana zor geldi diyor, geri çekiliyor. Buna da izin veriyoruz. Hatta ilk hafta içinde ayrılırsan hiç para almıyoruz. Böyle bir program arkadaşlar, aklınızda olsun. Bana doğrudan WhatsApp'tan yazabilirsiniz, katılmak istiyorsanız. Hemen okullarınızdan öğrenci arayışına başlayın. Önümüzdeki hafta başlıyoruz yani vatandaşlık ve kariyer planlama dersleriyle 10. sınıfın 2. dönemindeki öğrenciler için ideal ama 11 de olabilir. Gel Metin'cim abi yani arkadaşlar hem bir şey öğreniyorsunuz hem öğrencilere faydanız oluyor hem de biraz para kazanıyorsunuz. Yani öğrenci başına verilen komisyon Türkiye şartları için hiç de fena değil bence. Durum budur arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Keşke yani çok üzülüyorum ben işte herkes yurt dışında üniversite okumak istiyor. Keşke herkes Türkiye'de üniversite okumak istese ama maalesef Türkiye'yi biz tasarlayamıyoruz arkadaşlar. Türkiye neyse o öğrencilerin de isteklerine saygı duymak zorundayız. İnşallah her şey daha iyi yönde değişir ve insanlar daha çok Türkiye'de yaşamak isterler. İsmet Hocam, Adıyaman, seve seve, Kocaeli, Özlem Hocam, seve seve, Metin Hocam, Özlem Hocam. Hepiniz lütfen bana WhatsApp'tan yazın. Size işte bir video göndereceğim, sunumu göndereceğim. Yeteri kadar bilgilenmeniz gerekiyor. Ve yani en önemli konu bu işin kapkaç ticaret işi olmadığını anlatmanız. Yani girin bakın zaten internette. Genellikle böyle programların fiyatları yılda 10 bin dolar veya 15 bin dolar falan. Dolayısıyla hani ben okulla yaptığım pazarlıkta bakın dedim Türkiye fakir bir ülke. Yani olabildiğince bunu düşük tutacağız. Türkiye'den de çok kâr etmeyeceksiniz. Ne yapalım? Kabul ettiler ve güvendiler de. Türkiye'den gelen öğrencilerden çok memnunlar öğretmenler. Yani İngilizcesi düzgün olan ve azimli, disiplinli olan çocukları alıyorum. Dolayısıyla bu şekilde devam ediyoruz. Türkiye'de yetkin lise açılış planı bu sene içinde olamaz Nehir Hocam. Biraz daha siyasi ortamın ona uygun hale, elverişli hale gelmesini bekliyorum. Biliyorsun MEF Üniversitesi'nden çok yakın zamanda ayrılmak durumunda kaldım. Çok sevilen bir, iktidar tarafından çok sevilen bir akademisyen değilim maalesef. ya Neşe Hocam, bu mavi lisans diploması, bu yalanı çıkartanların her gün küfür ediyorum ben. Böyle bir şey yok ya. Bütün Türk üniversite diplomaları yurt dışında geçerli. Arkadaşlar Kerem Ünlü bu konuda bana destek veriyor. Liderlerimizden Kerem Ünlü. Öğrenciler zaten başvurursa malzemeleri falan Kerem topluyor. Başvuruları Kerem takip ediyor. Web sitemiz var ama yani şu anda o web sitesi biraz geri kaldı. Onu şu anda update ediyoruz. Bir ay içinde falan daha taze bir site olarak ortaya çıkacak. Yani ben şimdi 1 Ocak itibariyle müdür olduğum için daha fazla zaman ayırmaya başladım bu okula. Tabii yani Türkiye'den daha büyük pazarlar var arkadaşlar. Yani Kazakistan var, Ürdün var, İran var. Oralara gireceğiz. Yani bütün bu bölgede öğrenci toplumunu istiyorlar benim. Yani Türkiye'deki yetkin lisenin açılışına en az 5 sene var diyeyim ben size. İyiler her zaman sevinmez. Evet yani Murat Hocam yani biliyoruz bunu öğrendik.
Metin Hocam, benim iletişim bilgilerim hepinizde var diye düşünüyorum ama işte erhan.erkut@yetkingençler.com gayet basit. Ya da erhan.erkut@oihs.ca, ikisi de çalışıyor. Fadime Hocam, Almanya'da üniversite konusunda destek şöyle yapabilirim. İki tane Medium makalem var. Almanya'da yüksek öğretim neden? Almanya'da yüksek öğretim nasıl? Medium'a gir, Erkut'a gir, o ikisini bul. Çok şey biliyorum Almanya'da üniversite konusunda. Ama bildiklerimi yazdım. O Medium yazılarını okursan çok bilgilenirsin. Zaten benim öğrencilerimin yarısı Almanya'da okumak için okuyor, benden diploma alıyor. Benim diplomamla Almanya'da bedava üniversite okuyacaklar. Evet sevgili hocalarım, biraz bir 5 dakika kadar geciktirdim sizi. 9'u çeyrek geçe tekrar buluşmak üzere kısa bir molaya çıkıyoruz şimdi. O, evet, 7 dakika geciktirmişim. 9 çeyrekte tekrar görüşmek üzere.
Tekrar merhaba gençler. Mehmet Zorlu Vakfı ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası destekleriyle sizlere getirdiğimiz, pardon, Zorlu Holding. Yetker Öğretmen'in sponsoru Zorlu Holding. Zorlu Holding ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası destekleriyle sizlere getirdiğimiz yetken öğretmen eğitiminin 16 Ocak Salı günü günkü seansının ikinci bölümüne hoş geldiniz efendim. Bu bölümde sevgili Müjdat Ataman ile beraber olacağız. Müjdat Hocam, Hacettepe, sizden biri, bizden biri. Hacettepe Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunu, yan dal olarak da Türkçe öğretmenliği okudu. Yüksek lisansını da Ankara Üniversitesi'nde yaratıcı drama alanında tamamladı. Şu anda fide okullarında genel müdürlük yapıyor. Bu sektörde tanıdığım en iyi konuşmacılardan birisi. Kendisinden geçmişte yetken öğretmen zirvesinde de faydalanmıştık. Sağ olsun, yine çocuğu yatırıp ekran başına koştu bizimle beraber olabilmek için. Müjdat Hocam, sendeyiz. Merhabalar Erhan Hocam, nasılsınız? Çok sağ ol hocam. Sen nasılsın? Gayet iyi, gayet iyi, gayet keyifli. Öncelikle herkese merhabalar diliyorum. Yetkene teşekkür ediyorum. Ben ekibe de teşekkür ettim. Seçtiğiniz konuya hayran oldum diye. Sınıf yönetimi konusu. Böyle heyecanla bekliyorum. Siz tamam deyince başlayacağım. Hadi abi. Tamam, o zaman giriyorum. Şöyle, geçtiğimiz gün ben sosyal medyada bir post paylaştım ve orada şunu söyledim. Dedim ki iki öğretmen tarzı vardır. Bir yaşamsever öğretmen, bir de ölümsever öğretmen. Yani Frey'in Eleştirel Pedagoji kitabından alıntılayarak bekliyordum ne gelecek diye. Sosyal medyada, Instagram'da alta yorumlar akmaya başladı. Hocam 40 kişilik sınıflar, müfredat baskısı, şu bu, velilerin baskısı ve nasıl yaşamsever olalım ki? Yani kolay mı? Çünkü ben şunu söylüyorum, sınıf yönetimi bir aşktır ve bir tutkudur ve buraya emek vermedikçe bu alanı düzeltemezsiniz diyorum. Ama maşallah herkesin bir derdi var ve herkes o aynayı veliye bakıyor, milli eğitime söylüyor, müfredata söylüyor, yöneticiye söylüyor. Yani herkesin şartları çok zor, yoksa herkes muhteşem işler yapacak noktasındayız. Ama sorun şu ki sınıf yönetimi sınıfın iklimi demek ve iklimi değiştirecek de öğretmen. O iklimi nasıl değiştiririz? Ne yaparız? Bir gelmek istiyorum. Gelmeden önce de ben şuna inanıyorum. Bir ilişki yönetmek aslında bir sınıfı yönetmekle eşdeğer. İnsan ilişkisini nasıl yönetiyorsak, nasıl oraya yatırım yapıyorsak, sınıfa da aynı yatırımı yaptığımızda işin rengini değiştirmeye başlayacağız. Şimdi şu dönemleri hatırlıyoruz. Mürebbiyelerin olduğu, öğretmenlerin olduğu dönemler. Çocukların ellerine bakmanızı istiyorum. Yani böyle hepsi hazır oldular ve hizalanmış durumdalar. Yani böyle sınıf yönetmek muhteşem. Yani dur diyorsun duruyorlar. Kalk diyorsun kalkıyorlar. Otur diyorsun oturuyorlar. Valla her şey harika. Sen de giriyorsun anlatıyorsun. Şimdi bu bir dönemlerin öğretmenliği bizim öğrencilik dönemimize kadar devam etti. Çünkü bir şekilde bizim bilgi alabileceğimiz kaynaklar sınırlıydı. Sayıyorum. Meydanlar Gelişim Haşet. Mesela bizde bir Eros vardı. Babam almıştı. Cinsel Sağlık Ansiklopedisi. Vallahi ileri görüşlüymüş. Yani o sayede hani bizde anlatılmazdı cinsel gelişim ama o sayede ne oluyor, ne bitiyor, vücudumuzdaki değişimler neyi öğrenmiştik. Ama bilgiye bu şekilde ulaşılma imkanı yoktu. Taşrada olanlar bilirler. Ek kaynak bile, yani sınava hazırlanmak için ek kaynak bulmak bile zordu. Bir dergi gelirdi, poşetten çıkardınız, o dergilerle sınava hazırlanırdınız. O yüzden de sınıftaki öğretmeni dinlemek çok önemliydi. Öğretmen anlatıyordu, biz de not alıyorduk. Çünkü o aldığımız notlar, öğretmenin anlattıklarına başka türlü kavuşma şansımız yoktu. Şimdi o dönem bitti. Çünkü o dönem zaten bilgiyi alan çocuklar, bilgiyi emen çocuklar önemliydi. Sonra şu tartışılır oldu, bilgi ne ki? Ve bilgi bitmiyor. Bilgi o kadar sınırsız ki siz tam bir bilgiyi verdim derken bilgi değişiyor. Ki küçük bir örnek vereyim. Ben sınıf öğretmenliği yaparken çok geçmişe gitmiyorum. Öğrencilere ilkokul 3'te şeyi sormuştum. Dilin hangi bölümleri hangi tatları alır? İşte acı, ekşi, oklar çıkarmıştım. Bir de güzel fotoğraf koyup çocuğun işte o oklara yazmasını istedim. Bir öğrencim. Sevgili Naz cevap yazmış. İşte dili burası. Ben de oradan puan kırdım. Tam yapamamış. O zamanlar ne hikmetse sınavları eve gönderiyorduk.
Evden de aile inceliyor, bir imza atıyor ve sınavları geri gönderiyordu. Neyse, sınav kağıdı geldi, yanında da bir mektup. Veli mektup yazmış. Müjdat öğretmenim, kızımız size hayran. Sizinle ilgili komik şeyler dinlemeye bayılıyoruz. Sandviç tekniği. Önce Veli beni bir övüyor. Sonra devam ediyor. Bu arada yaptığınız sınav için de teşekkür ederim. Sınavda bir soru var, dille ilgili. Dilimizin hangi bölümü hangi tadı alır diye. Yani bu bilgi güncel değil. Dilde tadın bölümlere göre ayrılması yok. Dilin her bölümü her tadı alır. Sadece oranlarında değişiklik vardır demiş. Altına makaleleri eklemiş. Altına da şu. Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Bölüm Başkanı. İçimden dedim ki sen mi biliyorsun ben mi biliyorum. Tabii ki o biliyordu. Yani artık öyle ben sana bir bilgi vereceğim. Sınıf dinlesin durumunda değiliz. Burası net. Çünkü artık çocuklar bilgiyi her yerden alabiliyorlar. Ha, o zaman öğretmenin tanımı değişiyor. Yani yöneten öğretmen, bilgi veren öğretmen değil, etkileşim kuran ve öğrenme tasarımı yapan öğretmen ön plana çıkıyor. Peki, şimdi yapılan bir araştırma sınıf yönetiminin okulların kaçıncı öncelikli problemi olduğunu sormuş araştırmacılara. Ben yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Sınıf yönetiminin herhalde diyordum dördüncü, beşinci problemidir. İşte zorbalık birinci problemdir. Öğretmenin tükenmişliği ikinci problemdir. Öğrencilerin isteksizliği, motivasyonluğu üçüncü problemdir diye sayıyorum. Sınıf yönetimine 5-6'da geliyor diyor ama araştırma şunu söylüyor. Sınıf yönetimi okulların ikinci öncelikli problemi. Peki dönüyorum. Sınıf yönetimi bu kadar önemli bir problemken ve okulların ikinci öncelikli problemiyken öğretmen yetişme programlarında sınıf yönetimine dair ne hatırlıyorsunuz? Düşünün derim. Biraz boşluk veriyorum. Teori dışında bir şey hatırlamayacaksınız. O da bilgi olduğu için zaten hızla unutulacak. Çünkü gerçekten de teorik bilgiler dışında sınıf yönetmek ne demektir? Yönetim anlayışı ne demektir? Nasıl bir sınıf iklimi yaratırsınız üzerine uzun soluklu araştırmalar sunulmadı bize. Peki soru şu, etkili sınıf yöneticisi nasıl olunur? Ya burayı tartışmak gerekiyor. Çünkü etkili sınıf yöneticisi nasıl olur dediğimizde çok basit. O da deminki mürebbiyenin olduğu sınıfı düşündüğümüzde höt dediğimde duran bütün korkumla, ihtişamımla karşılarına çıktığımda susan öğrenciler olduğunda etkili bir sınıf yöneticisi mi oluyorum? Yoksa hükmeden, boyun eğdiren mi oluyorum? Peki evrensel etkili öğretim beceri seti var mı? Ve en önemli soru, öğretmen davranışıyla öğrenci performansı arasında bir bağlantı var mı? Buranın altını tekrar çiziyorum. Öğretmen davranışıyla öğrenci performansı arasında bir bağlantı var mı? Geçtiğimiz günlerde yine sosyal medyada biri yorum yapmış. Diyor ki öğrenciler sınıfta çok da kendini göstermeyen öğretmenlere yani sesini çıkartmayan, bağırmayan öğretmenleri ciddiye almıyorlar. Alt mesaj şunu söylüyor. Bağırırsanız sizi ciddiye alırlar. Yani bağıran öğretmen eşittir, iyidir. Re kadar gidiyor bu önerme ki tehlikeli bir önerme. Uzun yıllardır eğitim yöneticiliği yaptığım için öğretmen mülakatı yapıyorum ve bu öğretmen mülakatlarında nasıl bir öğretmensiniz, tarzınızı nasıl tanımlarsınız dediğimde kaçak bir cevap var. Bayılıyorum bu kaçak cevaba. Müge Anlı'nın programının ismi Tatlı Sert. Tatlı sert bir öğretmenim. Ne demek tatlı sert? Yani öğretmenlik felsefesini anlatmak için bulduğumuz iki sözcük tatlı ve sert mi? Yani diyor ki yeri geldiğinde böyle çok tatlıyımdır, yeri geldiğinde sertimdir. Çok açıkçası etkili bir açıklama değil, Türkçe için de oldukça talihsiz bir açıklama. Çünkü tanımlama dediğimiz şey gerçekten uzun olmalı ama iki sözcüğe indirgenmiş bir tanımlama gerçekten de anlamlı ve mantıklı değil. Dönüyorum, sınıfta öğretmenlerin sınıf yönetiminde yaşadıkları en önemli problemlerden biri öğrencinizin rahatsız edici davranışlarına karşı tipik tepkileri ne? Şimdi hadi düşünelim. Tam da buradaki görselde olduğu gibi iki tane öğrenci öğretmen ders anlatırken kalemle oynuyor. Ve birbirleriyle kalemle kılıç savaşı yaptıklarını varsayalım ki içeride olan öğretmenler bunu göreceklerdir. Ya da kağıda not yazdı, öndekine gönderiyor. Ya da alttan cep telefonunu çıkarttı, mesaj atıyor. Bunlar tipik, olumsuz, sınıf iklimini bozan öğrenci davranışları. Şimdi burada tipik tepkilerinizi listeleyin derken aslında bu kişiler ne yapıyor, öğretmen ne yapıyor dediğimizde aklınıza ne geliyor, ne düşünüyorsunuz bunu sormak isterim.
Çünkü burası sıkıntılı bir alan. Burada genel olarak ortaya çıkan şey şu oluyor. Yavrum, evladım, bırak o kalemi, oynama. Şimdi yavrum, evladım, bırak o kalemi, oynama aslında şu iki öğrenciye söylenmiş cümle. Ve fakat bu iki öğrenciye söylenirken ders bölünüyor ve ders uçuyor gidiyor. Buraya bir örnek vermek isterim. Drop-in'ler yapıyorum, yani ders gözlemleri, kısa süre ders gözlemleri ve uzun süre ders gözlemleri. Bu derste gözlemlerinin birinde bir sınıfa girdim. 23 kişilik bir sınıf. Öğretmen öğrencilere döndü ve dedi ki, evet çocuklar, ders kitaplarınızı ve defterlerinizi açıyorsunuz dedi. Herkes ayağa kalktı, kitaplarını, defterlerini açıyorlar. Sakin sakin yerleşmeye başladılar. Öğretmen tahtaya geldi. Tam böyle tahtaya bir şey yazacak. Bir öğrencinin ders kitabını açmadığını, onun yerine okuduğu bir kitaba devam ettiğini, çizgi kitaba devam ettiğini fark etti. Yanına yaklaştı. Dedi ki, onu kapatır mısın? Ders kitabını açmanı istiyorum. Çocuk da omuz çekti. Hayır, ben buna devam edeceğim. Öğretmen tekrar uyardı. Lütfen hemen o kitabı kapatıyorsun ve derse bakıyorsun. Öğretmen tekrar yaptı. Hayır, öğrencim, istemiyorum. Yanına yaklaştı ve dedi ki, bak, o kitabı kapatmanı istiyorum diyerek böyle artık sessizce öğrenciyle konuşuyor. Bu yaklaşık 9 dakika sürdü, öğrenciyle girdiği mücadele. Şimdi ben bunu gittiğim eğitimlerde de soruyorum. Diyorum ki, böyle bir an var, ne yaparsınız? Ya da mülakatlarda vaka örneği olarak söylüyorum. Böyle bir an var, ne yaparsınız? Romantik cevaplar alıyorum. Anlatacağım ders de çocuğun okuduğu çizgi roman hakkında bağ kurarım ve hey, biliyor musun, o çizgi romandaki kahraman da bu derste olsaydı bu dersi dinlerdi. Çünkü diyorum ki, bu ne kadar sentez basamağında bir cümle. Yani işiniz gücünüz yok, çocuğun okuduğu çizgi romandaki kahramanla anlatacağınız ders arasında bağlantı kurmak pes. Çünkü gerçekten inanılmaz bir şey. Tam da bahsettiğiniz sorun davranışlar burada başlıyor ve çözüm konusunda tek bir soru var. O çocuğun çocuğa ayrılan zamanla sınıfın geri kalan öğrencilerine ayrılan zamanı dengeleyebiliyor muyuz? Ve bu denge sınıfın hangi iklimine vuruyor? Şimdi bu hepimizin alışkın olduğu, yani görselimiz. Bu kuralın adını bir zihninizden geçirir misiniz? Kuralın içini geçirirken olumsuz cümle mi kurdunuz? Yoksa olumlu cümle mi kurdunuz? Parmak kaldırmadan konuşma mı dediniz? Söz alarak konuşuyor muyuz dediniz? Bu zihnimizin bize getirdiği ilk çağrışım cümlesi. Söz almadan konuşmayın ya da söz alarak konuşuyoruz. Aslında birisi olumlu iklim, birisi olumsuz iklimin habercisi. Çünkü sınıfta açıkçası bu şekilde ilerliyor. Şimdi bir 40 dakikayı düşündüğümüzde öğrencilerin teneffüsten derse girişleri var ya da sabah annelerinden babalarından ayrılıp okula geldikleri bir giriş var. Sonra bir yoklama var. Sonra dersi açıyoruz. Etkinlik zamanı, öğrencilere görev veriyoruz, çalışmaya başlıyoruz ve dersi kapatıyoruz. Farklılaştırmayı şimdilik görmeyin. Ders gözlemlerin birinde bir matematik dersi, 6. sınıflar, öğrenciler teneffüsten geldiler. Üçüncü ders herhalde. Öğretmen dedi ki, evet çocuklar, şimdi sizi 4 gruba ayırıyorum. Ve bahçede sizler için hazırladığım her grubun bir rengi var. O renge gidiyorsunuz, o renkteki problemi buluyorsunuz, o problemi çözmeye başlayacaksınız. Problemi çözen gruplar da sınıfa dönecekler dedi. Şimdi biz buna etkinlikli ders olarak bakıyoruz. Vay, ne kadar etkinlikli bir ders. Çocuklar 4 grup dışarı çıkmaya başladılar. Kendilerinin renkleri, grup renklerinde ayrılmış soruyu buldular, çözdüler, döndüler. Bir grup zaten bulamadı, iş karıştı, öğretmen o gruba gitsin mi gitmesin mi bilemedi. Neyse, 15 dakika sonra o bir problem çözülerek gelindi. Ders bittiğinde öğretmenle şunu konuştum. Hocam dedim, neden dışarı gönderdiniz? Dedi ki, etkili bir ders olsun diye. Değil mi? Zaten teneffüsten döndüler. Yani teneffüsten, hareketten, fiziksel etkinlikten çıktılar ve sınıfa oturdular. Artık öğrenmeye hazırlar. Ve aslında derse kanca atmanın, zihni sakinleştirmenin ve bedeni sakinleştirmenin zamanında biz onları tekrar hareketlendirdik ve bahçeye gönderdik. O bahçeye giderken yürüme zamanı, sohbet, goy goy, soruyu bulurken birbirlerine sataşma, laf atma, oradaki bir soruyu çözme, soruyu çözerken de 5 öğrenciden birinin bir şey yapıyor olması, diğer üçünün hiç soruya bile bakmıyor olma hali, dönme. Aslında dersin
15-20 dakikasını yedik, 40 dakikalığın dersin ve bunun adına da etkili bir ders dedik. Şimdi bunun etkili bir ders mi olduğunu, çünkü yıllarcadır bize aktif öğrenme adı altında bol etkinlikli, aslında ben buna bol köpüklü diyorum, derinleşmeyen dersler anlatılıyor. O, pardon, bir saniye bekletiyorum. Bir ağlama sesiyle beraber. Zeynepciğim. Hayır. Evet, dersi bölünen kişi. Özür dilerim, geldim. Tam da bu aşamada, yani öğrenciler etkili dersten çıkmışlar ve gelmişler derken, etkinliğe boğduğumuz çocuklar aslında tam olarak etkinlikli ders mi işliyorlar, yoksa öğretmen tarafından bölünmüş bir ders mi işliyorlar? Hemen ikinci kısma geçtim, yoklama. Şimdi her öğretmen yoklama alıyor. Şimdi öğrencilerin kimi yoklamayı fark ediyor ve bunun içinde yer alıyor. Yani işte şu burada, bu burada, bu burada. Kimi de gerçekten de bu yoklama aşamasının hiç içinde bile olmuyor. Yani öğretmen gözüyle fark ediyor, hemen yoklamasını alıyor ve öğrenciler için içine girmiyor. Ben buna şunu söylüyorum. Bir futbol maçında hakemi ne kadar görmüyorsak o maç o kadar iyi bir maçtır. Bir derste öğretmeni ne kadar hissetmiyorsak ve öğretmen ne kadar az dersi bölmüyorsa o ders o kadar iyi bir derstir. Şimdi ne yazık ki birçok ders açılmıyor. Şunu açılış demeyeceksek. Evet, geçen ders ne yapmıştık? Bu bir ders açılışı değil. Ya da öğretmen tahtaya çıktı ve eline tahta kalemini aldı. Konu şu, ders bu dedi. Bu da bir ders açılışı değil. Ders açmak demek aslında bir 40 dakikalık tiyatro metninin, ya pardon, tiyatro oyunun açılıyor olması demek. Yani perde açılıyor. Yani öğrenci içine alacağımız zaman başlıyor demek. Ama biz onu geçiştiriyorsak, biz onu sıradanlaştırıyorsak, o ders açılmıyor. Yani bir şey başlıyor. Onun heyecanı olması gerekiyor ve biz o heyecanı vermiyorsak dersi açmıyoruz demektir. İlk soru şu. Dersimizi açıyor muyuz? Bu ilk giriş gerçekten de çok önemlidir. Bir filmin ilk sahnesi çok önemlidir. Bir tiyatro oyununun ilk sahnesi çok önemlidir. Bir dersin de ilk sahnesi önemlidir. Çok önemlidir. Ama biz gerçekten de bir dersin ilk sahnesine o önemi veriyor muyuz? Çünkü derse girdiniz, kapı açıldı. Ben kendi öğrencilik dönemimi hatırlıyorum. Kapı açılırdı, öğretmen gelirdi, masasına otururdu, yoklama defterini açardı, tek tek isimlerimizi söylerdi, not alırdı. Sonra ayağa kalkardı, tahta kalemini, o zaman tebeşir, alırdı, arkasını dönerdi. Merhaba, aynı öğretmen, aynı ders, aynı ritmi tekrar alıyoruz. Bir diğeri dersi açtıktan sonra etkinlik. Buraya sonra geleceğim. Bir diğeri görev verme. Biz öğrencilere görev veriyoruz ama görev verirken öyle bir hale geliyor ki kimin nasıl görev aldığı, ne yapıldığı, görevin netliği, çocukların ne yapacağından habersiz olması gerçekten de kafa karıştırıyor. Çünkü çocuk emin değil ne yapılacağından. Bir diğeri de çalışmaya başlama. Yani öğrenciye bir görev veriyoruz, o çalışmanın başlaması gerekiyor. Ama kim ne kadar iş yapıyor, nasıl iş yapıyor belli değil. Ve yine en önemlilerinden biri. Türkiye'de dersler nasıl bitiyor dediğinizde ben şöyle söylüyorum. Zil çalmasıyla bitiyor. Yani ders kapanmıyor. Zil çalıyor ya da birileri koridorda bir ses geliyor. Öğrencilerden biri dönüyor ve şey diyor. Öğretmenim, teneffüs zamanı, arkadaşlarım çıktı. Biz de çıkabilir miyiz? Ve ders bitiyor. Bir dakika ya. Kapatmadık. En önemli şey kapatmak. Çünkü zihinle kanca atıyoruz. Bilişsel bir etkinlik yapıyoruz ya da duyusal bir etkinlik yapıyoruz. Çocuk eski bilişsel örüntülerin üzerine yeni bilişsel örüntüler ekliyor. Ama bu eklemeden sonra ne oldu, nasıl bitti, niye bitti bilmiyoruz. Ben şeye çok gülüyorum. Farklılaştırma özellikle yazdım. Differentiation. Dünyada konuşuluyor. İşte dersler farklılaştırılmalı, farklılaştırılmış eğitim çok önemli, şudur budur. Dersimizi açmıyorsak, dersimizi kapatmıyorsak, etkinlik geçişlerimizi anlamlandıramıyorsak, çocuğa verdiğiniz görevlerden söz edemiyorsak, bu üst boyuttaki differentiation'ı hiç girmeyelim. Çünkü öncelikle ilk aşamayı bir bitirelim. O çok daha önemli. Şimdi yapılan araştırmalar etkinlik arasında sorunsuz geçişleri önemsiyor. Ve ilköğretim sınıflarında, yani ilkokulda ve ortaokulda bir 40 dakikalık derste 30'dan fazla geçiş meydana geldiği söyleniyor. Bu da sınıf zamanının %15'ini alıyor. Yani bir dersin %15'ini götürüyor.
Bir etkinlikten bir diğerine geçerken, yani aktivite geçişlerinin çok önemli olması ve çok ön plana çıkması gerekiyor, ama biz aktivite geçişlerini devamlı sorumlu hale getiriyoruz. Yani öğretmen bir etkinlikten bir etkinliğe geçecek ve o geçişi kendi eliyle baltalıyor. Bir örnek vereyim. Evet çocuklar, şimdi ders kitaplarınızdan sayfa 72'yi açıyorsunuz. Şimdi çocuk kalktı ayağa, ders kitabını aldı, geldi, 72'ye geçti. Bir önceki, biz muhtemelen 72'ye geçmeden önce tahtada bir soru çözdük. Sonra ders kitabına döndürdüğümüzde, 72'yi açtığımızda bu geçiş arasının nasıl yapılandırıldığı çok önemli. Sorunsuz geçişleri kolaylaştırmak için işaretçiler buluyor olmak çok önemli diyor Doyle. Özellikle bu işaretçiler bir öğretmenin elini rahatlatan bir yere götürüyor bizi. Yine bu geçişlerde özellikle grup uyumunu artırmanın, yani öğrencilerin yeni bir etkinliğe geçmesinin el çırpmayla ve bambaşka parmak sallamayla bir hareketle bağlamanın öğretmenlere kolaylaştırıcı olduğu söyleniyor. Bu kolaylaştırıcılık da öğretmenin elini rahatlatıyor. Şimdi ben şunu söylüyorum, diyorum ki bir sınıfta iklimi yaratan öğretmendir. Öğretmenin liderlik tarzı da iklimi yaratır. Geçtiğimiz günlerde 2-3 tane, yani hep şunu duymuşsunuzdur ya, 6 A'yla ders işlemek harika ama 6 B'yle öyle değil. Ya da ay 7 C'yle bir ders işliyorum, parmaklarını yersin. Aa, 7 A'ya var ya giresim gelmiyor. Şimdi bu 7 A'ya giresim gelmiyor diyen öğretmen 7 A'nın neyinden muzdarip? 7 A ile ilgili sorun ne? 7 A ile ilgili sorun şu ki, o sınıfta sorun davranış gösteren öğrenciler var. Yani 7B'nin harika olduğunu varsayalım. Girdiniz böyle harika ders işlediniz ama 7A'da öyle ders işlenmiyor. Çünkü orada 3-4 tane sorun davranış gösteren öğrenci var. Ben şöyle diyorum, 7B ile dersi herkes yapar. Öğretmenlik 7A ile ders yapabilmekte. Biz 7A ile ders yapabiliyorsak harika bir şey. Çünkü iş orada devreye giriyor. Burada da şunu söylüyorlar. O iki sınıf arasındaki bağlantı ya da sorun, çok özür dileyerek bir 30 saniyenizi alıyorum. Çünkü bir ağlama kriziyle baş başayız. Hemen geliyorum. Gençler ben buradayım da kameram almıyor. Bakayım. Ha. Geldim. Özür dilerim. Şimdi iklimi yaratan öğretmen derken şuraya geliyorum. Yine bu tür derslerden birinde bir okuldan bir davet geldi. Dediler ki hocam bir okul analizi yapıyorum. Gidiyorum okullara ve okulda sistemin nasıl işlediğini, derslerle okulun söylediklerinin bağlantılı olup olmadığına dair bir rapor sunuyorum okullara. Gittiğim okullardan birinde dördüncü sınıflardan biriyle ilgili bir şikayet vardı. Ve oradaki beş tane öğrencinin sürekli sorun davranış gösterdiği söyleniyordu. İki derslerini izledim öğretmenin ve söylediğim cümle şu oldu. Bu sınıfta tempo ile ilgili bir sorun var. Dediler ki ne demek hocam tempo ile ilgili bir sorun var? Ders o kadar durağan ve ders o kadar yavaş ilerliyor ki öğrenciler o kadar boş alan buluyor ki o boş alanda doğal olarak sıkılan öğrenciler sorun davranış gösteriyor. Arkadaşına dönüyor, başka bir şey yapmaya başlıyor. Biz buna dersin temposu diyoruz. Şimdi şunu söylüyorum ben özellikle sınıf yönetiminde, temponuz nasıl? Yani siz sakin durarak bir zamanların Mesut Yılmaz'ı gibi başbakanlık yaparken hitabetten bahsediyorum. 10 dakikada aslında 4 cümlelik bir açıklama yaparsanız o sınıf sıkılacaktır. Hele yeni kuşak öğrenciler sizin iki cümleniz arasındaki, bugün birisi yazmış, biz diyor bütün videoları 1,5 hızla izliyoruz hocam diyor, siz derste bir hızla dersi anlattığınızda diyor bize yetmiyor diyor. Bırak öğretmenin bir hızla ders anlatmasını, kimi öğretmenler 0,2 ile ders anlatıyor. Tempo vermek zorundasınız derse. Sonra o girdiğim okul analizi yaptığım okuldaki o dördüncü sınıfta ben bir iki ders işlemek istedim. Tamam dediler, kabul ettiler. Girdim iki tane ders yaptım onlarla. Türkçe dersi yaptım. O sorun davranış gösteren öğrencileri göremedik. Çünkü çocukların sorun davranış çıkartmaya fırsatları kalmadı. Çünkü ders akıyor. Bir diğeri hesap verilebilirlik. Burayı çok önemsiyorum. Biz öğrenciyle, ya bunu artık kurumlar konuşuyorlar.
Yani kurumlar hesap verilebilirliğin ne demek olduğunu tartışıyorlar. Özellikle yetkin sözcüğünü kullanarak gitmek istiyorum burada. Yetkin, yeterli olan kurumlar hesap verilebilirliği tartışıyor. Şimdi dönüyorum ilkokul ve sınıf seviyesine. Kesinlikle sevgili hocam. Dönüyorum sınıf seviyesine. Hesap verilebilirlik bir sınıf öğretmeni için de, bir öğretmen için de öğrencilerine karşı geçerlidir. Ben sizinle bir sınıf anlaşması yapıyorum. Ve bu sınıf anlaşmasında da ben ne olduğunu, ne bittiğimi, öğretiminin ne olacağı konusunda da hesap verilebilir olmalıyım. Amaç ve benim bir amacım olmak zorunda. Yani ben derse girdim, aman işliyorum ya. Artık alan alır, almayan anlamaz. Dinleyen dinler, dinleyen dinlemez. Yok böyle bir sistem. Şimdi bunu söylediğimde birçok öğretmen şunu söylüyor. Hocam ne kadar köfte o kadar ekmek. Yapmayın bunu. Çünkü bizim mesleğimiz bu değil. Yani ya işte şartlar zor, şu zor, bu zor. O zaman ben de işimi iyi yapmayayım. Hiç unutmuyorum. Buraya kızıyorum çünkü. Bir Euroleague maçında Fenerbahçe-Efes maç yapıyor. Üç tane oyuncusunun sözleşmesi bitmiş. Başka takımlarla anlaşılmış. Koç başka takımla anlaşmış. Son maç. Herkes maçı o kadar önemsiyor ki. Ve işini o kadar iyi yapmaya çalışıyor ki. Yani gidecek olacak olmanız, bir kurumla ayrılacak olmanız bile işinizi yapmanızı engel değil. Ya maaşımız az. Ya bu mu işinize engel? O zaman ayrılın. Kimse sizi orada zorla tutmuyor. Ama sınıfa girdiyseniz etik anlamda işinizi doğru yapmak zorundasınız. Bir diğeri netlik. Yani şimdi öğrencilerle kurduğumuz ilişkide sağa sola böyle böyle olabilir, şöyle olabilir değil. Bir kere bir net olmak zorundayız. Ne yaptığımız belli olması lazım. Bir diğeri öğretimin düzenlenmesi, iyi plan. Yıllar önce Milli Eğitim bu kılavuz kitaplar çıkarttı. Amerika'dan biz biliyorsunuz gidip ülkelerden ithal ediyoruz böyle programları. Diyoruz ki ya harika olur. Ben öğretmenliğe başladığımda günlük plan yapıyordum. Yani derse girmeden önce bir ders planı yapıyordum ve okul müdürü de imzalıyordu sabahları. Sonra günlük planlar çöp oldu. İnternetten indirilmeye başlandı yıllık planlar. Onlar da 350 sayfalık çıktı alınıp müfettiş gelirse gösterilmek üzere ki hepimiz biliyoruz bunu. Yani göstermelik, dostlar alışverişte görsün diye iş yapılmaya başlandı. Öğretimin düzenlenmesi, iyi plan dediğimiz kısım tam burada devreye giriyor. Ben bir 40 dakikaya gireceksem bununla ilgili en az bir 40 dakikalık hazırlık yapmam lazım. Nasıl açıyorum, ne diyorum, hangi soruyu soruyorum, hangi stratejileri deniyorum. Bir diğeri de şu, bence bizim ülkemizde sıkça tartışmamız gereken şey, otorite olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Otoriter değil, otorite olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Ve benim sınıfla bir protokolüm olmak zorunda. Bir sınıf protokolüm olmak zorunda. Öğrenciler ve benim aramda geçen. Ha, buranın yöneticisi benim. Bilgisi ve deneyimi olan da benim. O zaman bu öğrenciler beni dinleyecekler. Ben kendimi dinleteceğim. Bununla ilgili de bir anlaşma yapacağım. Ortak sınıf anlaşması. Bu şöyle değil. Parmak kaldırmadan konuşmam. Öğretmenimin sözünü dinlerim. Çevremi kirletmem. Yani yine dönüyorum. Yapmış olmak için yapılan değil ve gerçekçi anlaşmalar. Bir diğeri de şu. Self-evaluation, kendini değerlendirme. O kadar yapmıyoruz ki. Geçen gün Milli Eğitim Bakanlığı bir zümre öğretmenler birbirlerini izleyecek diye bir şey çıkarttı. Tabii ki yer yerinden oynadı. Şu anda çalıştığım kurumda bizde var olan bir uygulama. Yani bir öğretmen bir başka öğretmenin dersini izliyor ve bir geri bildirim toplantısı yapıyor. O geri bildirim toplantısı da 3 sorudan oluşuyor. Dersin iyi giden yanı neydi? Sana göre dersin iyi gitmeyen yanı neydi? Bu dersi yeniden işleyecek olsaydın ne yapardın? Ve bu üç soruyu aslında derse anlatan kişi söylüyor. Yani kendi dersinize bakıyor olma hali. Ben bir ders verdim, bu dersime baktım ve bu dersimi değerlendiriyorum deme hali çok önemli. Biz uzun soluklu kendimizi değerlendirmiyoruz. Hatta bir sır vereyim. Kendini hiç değerlendirmeden 30 yıl öğretmenlik yapmış, emekli olmuş insanlar var. Kimse dersine girmemiş, kimse bu kişi ne yapıyor dememiş. Öyle. Yani öyle mis gibi bir alan. Bayılıyorum ya. Kimsenin denetlemediği, kimsenin bir şey sormadığı bir alanda. Çünkü biz biliyoruz diyoruz. Şimdi bir diğeri soru sorma stratejileri. Bir sınıf yönetimindeki en güçlü alanlardan biri soru sorma hali. Biz ne soruyoruz? Örnek. Hemen deminki örneğe tekrar atlıyorum. Bir gün girdiğim derslerden birinde öğretmen şunu sordu. Geçtiğimiz ders ne yapmıştık çocuklar dedi. 24 kişilik sınıf. 3-4 çocuk böyle gönülsüz parmak kaldırdı. Ders bitiminde döndüm. Sevgili öğretmenim dedim. Neden geçtiğimiz ders ne yapmıştık diye sordunuz dedim. Çünkü siz zaten geçtiğimiz ders ne yaptığınızı biliyorsunuz dedim. Ya işte bir hatırlayalım istedim dedi. Dedim ki siz hatırlamıyor musunuz? Hatırlıyorum dedi. Onlar hatırlasınlar istedim dedi. Peki onlar hatırlasınlar diye sorduğunuz soru geçtiğimiz ders ne yaptık düzeyinde mi dedim? Evet hocam dedi. Peki dedim sizce
Diğer 20 kişi hatırlamıyor muydu dedim. Yo, biliyorlar, hepsi biliyorlar dedi. Neden dedim parmak kaldırmadılar? E dedi şey yani biliyorduk ya o yüzden kaldırmadılar dedi. Hocam dedim tekrar dönüyorum. Çocukların bildiği ama cevap vermek istemedikleri bir soruyu çocuklara soruyor olmamızın bize sağladığı şey ne? Peki hocam işte bir hatırlasınlar istedim. Dedim ki buradaki sorun şu. Sorduğumuz sorular öğrenciler tarafından cevaplanmak istemiyorsa sorularımıza bir bakalım. Çocuğu kışkırtmayan, çocuğu motive etmeyen, cevap vermek için heyecan duymadığı soruları çocuklara sorup yani bir masa tenisi maçında vurduk, attık, geldi. Attık, geldi. Attık, geldiğiyle ders işliyor olmak. Ki birçok dersin sevgili öğretmen arkadaşlarım bunu çok iyi bilecektir. Kendi öğrencilik dönemlerinden. Önde oturan 3-4 tane çocuk öğretmen sorar. Öndeki 3-4 çocuk cevaplar. Sorar, cevaplar, sorar, cevaplar. Arkadaki 16 kişi yok. Zaten kimse onlara soru sormuyor. Onlardan biri de Allah'ım benim inşallah adımı söylemez diye bekliyor. Yani her dersin sözlü olduğu hali. Soru sorma stratejileri konusunda yüz binlerce saat ders almaya gerek yok. Yüz binlerce konu bilmeye gerek yok. Tekrar ediyorum. Sorduğunuz soruya cevap vermeye çocuklar istekli mi? O zaman güçlü sorular seçmek zorundayız. Öğrencileri cevap verme konusunda kışkırtıyor muyuz? Heyecanlandırıyor muyuz? Motive ediyor muyuz? Bunlar önemli. Çünkü bununla ilerleyebiliyoruz. Bir diğeri seviyorum bu kavramı. Kendim bulmadım. Nerede duydum hatırlamıyorum. Taze öğrenen. Bayılıyorum taze öğrenene. Bir konu var ve o konuyla ilgili bir öğretmen bir şey öğretti. Siz öğrendiniz. Arkasından siz taze öğrenensiniz. Sonra akran öğrenmesine dönme zamanı. İşbirlikçi öğrenme stratejileri. Yıllar evvel öğretmenlik yaparken matematikle ilgili bir konu anlatmaya çalışıyorum çocuklara. 3-4 tanesi hemen hızla kavradı. Bilişsel işlemlemesi hızlı kavradılar. Arkasından 2-3 çocuk daha geldi. Ama sınıfın bir 5-6 tane öğrencisi bir türlü gelmiyor. Kavrayamadı. İkinci ders bir daha. Üçüncü ders bir daha. Yok çocuklar bir türlü kavrayamadılar. Sonra benzer problemleri eşleştirerek çözmelerini istedim. Ben anlatıyorum, anlatıyorum, anlamayan çocuklar arkadaşa anlattığında bir anda küt diye kavradılar. Çünkü dil değişti. Akran öğrenmesi bu yüzden çok değerli ve sınıfta akran öğrenmesine alan açmak bu yüzden önemli. Yani aynı dille aynı şeyi defalarca anlatıyor olmak karşıya geçmiyor. Ama taze öğrenenler yani akranla akranı bir araya getirdiğimizde bunu şuradan bakabilirsiniz. Biz belli bir yaşın üzerindekiler teknolojik aletleri çözme konusunda nasıl zorlanıyoruz ama çocukları bıraktığımızda çok hızlı bir şekilde adapte olabiliyorlar. Bu da böyle bir şey. Ben bir şey veriyorum. Ama sen onu uyarlama konusunda, bir diğerine aktarma konusunda ki bu da kavramadan uygulama basamağına geçiyor. Çok daha anlamlı bir yere götürüyor bizi. Bu da karşıdakini oldukça rahatlatıyor. Bir diğeri mizah ve coşku. Yitirdiğimiz iki önemli kavram. Birincisi şu. Ben öncelikle coşkuya gelmek istiyorum. Sonra mizaha geleceğim. Ben heyecan duymuyorsam, ben yaptığım işe dair bir heves duymuyorsam, karşı tarafın buna dair bir heves duyuyor olması ve gönlünü alıyor olması. Yani yine spordan örnek vereyim. Biz hangi oyuncuyu seviyoruz biliyor musunuz? Oynadığı oyundan zevk alan oyuncuyu seviyoruz. Diyoruz ki ya ne kadar keyif alıyor oynarken. Ya da bir film izliyoruz. Oyunculuğuna bakıyoruz. Diyoruz ki ya nasıl da tadını çıkarıyor. Oyunculuğunun tadını çıkarmak diye bir kavram var. Şimdi dönüyorum öğretmene. Ben yıllardır 7. sınıfta işte kesirleri anlatıyorum. Anlat, tadını çıkar. Çünkü öğretmenlik tekrarı olmayan bir meslek. O yüzden de muhteşem bir meslek. Her sınıfta farklı bir grup ve farklı bir grubun dinamiği var. Aynı dersi de işliyor olsanız çocuklardan gelen sorular, çocukların dersi sürüklediği yerle ders bambaşka bir yere geçiyor. Ve hani işimiz bu ya, tadını çıkartmıyorsak niye yapıyoruz ki? Çünkü şimdi özellikle gastronomi çok konuşulur oldu günümüzde. İyi aşçı tadını çıkarıyor işin. Eskiden hep Bolu Mengen ustalarını duyuyorduk. Şimdi Mutfak Sanatları Akademisi ile o portföy de çok açıldı. Şimdi bir gidiyoruz mutfağa, aşçı başı geliyor, anlatmaya başlıyor yaptığı yemeğe heyecanla. Ya biz yüzlerce güzel ders işliyoruz. Şöyle tadını çıkararak anlatalım. Hakikaten bunun coşkusunu biz alalım. Şimdi geleyim bir diğer alana.
Çalıştığım okulların birinde öğrenci anketi yapıyoruz. 360 derece değerlendirme var. Öğrencilere öğretmenle ilgili sorular soruyoruz. Öğretmenime güvenirim. Öğretmenime rahatlıkla soru sorarım. Öğretmenim adil davranır. Öğretmenim yöntem ve tekniklerinden yararlanır diye öğrenciler de öğretmenle ilgili anket dolduruyorlar 5 üzerinden. Şimdi bu X öğretmenimiz her şeyde 4,50, 4,70 böyle harika çıkmış. Bir soruda şunu söylüyor. Öğretmenin mizah yönü kuvvetlidir. Öğretmen 2,50 çıkmış. Şimdi her şeyde 4,50 alan öğretmen burada 2,40'mış de. Çok düşük çıkmış. Geldi öğretmenler odasında kağıtla. Dedi ki ya bu çocuklar benim esprilerimi anlamıyorlar. Dedi ki sevgili X öğretmenim sen bize komiksin bize onlara değil. Yani çünkü şunu biliyorum lise öğretmeninin çocuklarla yaptığı goy goy ya da sohbetle ortaokul öğretmeninin, ilkokul bir öğretmenin, okul öncesi öğretmeninin mizahı farklı ama mizah her sınıfta var. Çünkü başka türlü tadı çıkmıyor. Ha burada sarkastik dille mizahı ayırıyorum. Buraya dikkat. Çünkü sarkastik dille mizah çok birbirine giriyor. Ve bu girift ilişki tehlikeli. Sarkastik dili ayırıyorum. Ama öğretmenin mizahı derste anlamlı bir şekilde kullanıyor olması gerçekten de çocuklara unutulmaz anlar yaratıyor. Dönün kendi geçmişteki öğretmenlerinize. Hatırladığımız birçok öğretmen bizi en çok güldüren öğretmenlerdir. Tadını çıkaran, coşkulu, heyecanlı. Kim birçoğu tarih öğretmenidir. Hoş, yani tarihe dalınca böyle heyecanla anlatır. Ama keyfini çıkaran öğretmen gibisi yok. Bir diğeri hedef yönelimi destekleyen motivasyon stratejilerinin kullanımı. Bu da şu. İkinci sınıf, altıncı sınıf, dokuzuncu sınıf, 12. sınıf hiç fark etmez. Bugün 8'den bir örnek vereyim. 8'den bizim bir ki Erhan Hocam muhtemelen tanıyorsunuz. Bizim bir ölçme değerlendirme uzmanımız vardır. O bir öğrenciyle sohbet ediyor 8. sınıflardan. Çocuk sınava hazırlanıyor. LGS sürecine hazırlanıyor. Dönüyor ve diyor ki notlarım bu, durumum bu, şunun bu. Bunu nasıl sağlıyorsun diyor. Çocuk diyor ki organizasyon becerim şu şekilde. Böyle yapıyorum. Ne dershaneye gidiyor, ne özel ders alıyor. Çocuk kendisi günlük kaç soru soracağını, notlarını alıyor. Pardon, kaç soru çözeceğini. LGS sınavına kadar nasıl bir tempoda gideceğini her şeyi hazırlamış. Bizim ölçme değerlendirme uzmanı da heyecanla çocuğu dinliyor. Sonra dönüyor diyor ki peki gel hedefini belirlemek için nereye taşıyacağız seni? Çocuğun bir hedefi var. Yani ben buna eylem planı diyorum. Her öğrenci için eylem planı olur. Yani ben nereye gidiyorum? Hedefim ne? Kısa hedefler, net hedefler, uzun soluklu hedefler. Okul öncesi ve ilkokul için ve ortaokul için kısa hedefler diyebilirim. Ama liseye geldiğinde artık uzak hedefler. Çünkü demin Erhan Hoca'nın baştan beri konuşmasını dinliyorum. Bizim dönemimizde üniversiteyi kazanayım, bir bölüm kazanayım, oldu da bitti maşallah diyorduk, bitti o günler. Günün çocukları zaten öyle düşünmüyor. Günün çocukları çoklu düşünüyor. Diyor ki, ha, şurada üniversite okursam, yüksek lisansı burada yaparsam, çift dalı burada yaparsam, şöyle bir stajı da yapabilirsem diyor, önüm bu şekilde açılacak diyor. Sen neler düşünüyorsun çoklu akıl? Bayılıyorum sana genç beyin. Çünkü bizim için gelecek bu demek değildi. Günün çocuklar için gelecek gerçekten de çoklu düşünmekten geçiyor. O zaman dönüyorum. Hedef yönelimini destekleyen motivasyon stratejileri. Ya bu şu değil. Fatih Terim tarzı değil. Aman sonra güveniyorum. Yaparsın edersin. Boş gaz değil. Çocuğun ne yaptığını görüp anlamlı hedefler koymak, anlamlı hedeflere nasıl yürüyeceğini belirlemek gerçekten de çok etkili ve anlamlı. Peki iyi öğretmen algısına bakılıyor yapılan araştırmalar ve diyor ki iyi öğretmen nedir sorusunun altında sevecen ilişkiler kurabilme becerisi diyor. Sevecen ilişkileri ben şefkatle eşliyorum. Gerçekten de bu ben şey diyorum gözlerini belerten öğretmen, içinden canavar çıkan öğretmen. Sert olmakla net olmak arasındaki o ince çizgiyi sertliğe doğru getiren öğretmen diyorum. Bir de kimi öğretmenler var ki kızsa bile şefkatini esirgemeyen, bu kimi yöneticiler için de geçerli bu arada. Yıllar önce öğretmenlik yaptığım bir dönemde şimdi sevgili Robert'in müdürünü anayım, güzel anıları analım. İzin istemeye gitmiştim. Böyle bir şey vardı, bir çalışma. Gittim, çıktım yüzüm gülüyor böyle. Arkadaşım dedi ki o izin almışsın dedi. Yo dedim vermedi. Nasıl yani dedi. Valla öyle güzel dedi. Dedim vermedi ki. Yani istediğim şeyi elde edemiyorum. Ama karşı taraf vermediği şeyde bile şefkatini esirgemediğinde işin rengi değişmeye başlıyor. Valla az sevilen çocuklarla beraberiz. Anneleri babaları tarafından yeterli şekilde sevgi görmeyen birçok şımartılanları ayrı tutuyorum. Çünkü terapistlerin dediği gibi her çocuk örselenmiştir. Ve çocuklar
Anne babalarından sonra geldikleri yer okullar. Ve o sevgi açlığı değerli bir açlık ve önemli bir açlık. Sevgi açlığı demek sen harikasın, sen muhteşemsin demek değil. Ama o örnek vereyim, hastalığını merak ediyor olmak, nasıl olduğunu merak ediyor olmak, aldığı yeni bir kıyafeti görmek, saçını kestirdiğinde bunu fark etmek, tuttuğu takımı bilmek. Yani ilişki kurmaktan geçiyor iş. İlişki kurduğumuzda işin rengini de değiştirmeye başlıyoruz. Gelin tanış olalım deniyor ya, hani çocukla tanış olmaktan geçiyor. Evet, katı tehditkar veya cezalandırıcı olmadan otoriteyi kullanma yeteneği. Aslında sunumun başında bundan söz etmiştim. Çok başımıza geldi bunlardan. Bu kötü örneklere girmeyeceğim. Tehdit eden, yani en basitini söyleyeyim. Ha, sıfır alırsın görürsün. Notla tehdit etmek. Yani maşallah elimizde bir not var ki artık bu çocuklara bu da sökmüyor. Bırak sınıfta ne olacak diyor, geçiyor. Yani sınav mıdır bizi çocuğu motive edecek şey? Ve otoriteyi aslında anlamlı, erdemli bir otoriteden alıyor olmak, bir bilenden alıyor olmak her zaman için çocuklara da iyi hissettiriyor. Çünkü her çocuğun bir otoriteye ihtiyacı var. Mesele o otoriteyi nasıl verdiğimiz. Ve sona geliyorum. Son da şu. Öğrenmeyi eğlenceli hale getiren bir din kültürü öğretmen arkadaşım vardı ve şunu söyledi. Dedi ki hocam ya bazı derslerde öyle öğrenmeyi eğlenceli hale getiriyoruz da dedi. Her derste değil dedi. Hocam dedim esas sizin dersiniz. Muhteşem bir konu. Çocukların en çok gizemli alanı. Ben şuna inanıyorum. Bir öğretmenin branşı ne olursa olsun, sosyal bilgisi, fen bilgisi, fizik, kimya, matematik, iş öğretmende bitiyor. Öğrenmeyi anlamlı hale getirecekler de biz öğretmenleriz. Ve o sayede açıkçası işin rengini değiştiriyoruz. Her ders eğlenceli olabilir. Yeter ki biz bunun keyfini çıkarıyor muyuz, ona bakalım diyeyim. Peki, benim sözlerim bunlar. Soru varsa cevaplayabilirim. Hemen bakıyorum hocam. Gençler sorularınızı bekliyoruz. Bu arada ben şunu söylemek istiyorum hocam ya. Sen bu konuları ya okulda gördün ya kitaplarda okudun. Senin temel işin bu yani. Ben bunları düşe kalka öğrendim abi. Ve gerçekten çok orta karar bir öğretmenken bir ton öğretme ödülü almamın arkasında bu bahsettiğin şeyler yatıyor. İşte açılış ve kapanışa dikkat etmek, tempoya dikkat etmek, sınıfın nabzını tutmak, bilişsel yükün dalgalandırılması. Yani ben şimdi bakıyorum da bunları yapamıyorsan sen zaten bırak iyi bir öğretmen olmayı, iyi bir sunucu bile değilsin. Sunum teknikleri eğitiminde anlattığımız şeyler bunlar. Yani sunum teknikleri eğitimi niye veriyor öğretmen yetkeninde? Çünkü yani iyi bir öğretmen olmanın ön şartı zaten iyi bir sunucu olmak. Onu yapamıyorsan gidecek çok yolun var demektir. Yani hocam Bunu yapamıyorsan gidecek çok yolun var demektir. açıkçası ben de Bunu yapamıyorsan gidecek çok yolun var demektir. Gençler ne oldu? ses çip yankı yaptı. Ben şey söyleyeceğim Erhan hocam. Ben de bu arada okulda açıkçası öğrenmedim. Öğretmenliğimin ilk 3 yılında yaptığım hatalarla aslında düşe kalka tam olarak öğrendim ki ilk kitap Aynen yediğim. abi. Ama bak demek ki gözlemciymişsin. Ben neyi yanlış yaptım, neyi doğru yaptım. Bak bunu yaparsan zaten kötü kalamazsın. Belki ilk tavsiyemiz bu olmalı. Çocuklara bir gün bir post-it dağıttım Erhan hocam ve dedim ki benim daha iyi öğretmen olmam için bana ne tavsiye edersiniz? Öğretmenliğimin 3. yılı. Çocuklardan biri şey yazmış, ben sizin kızınız değilim, bana kızım demeyi bırakın. Muhteşem bir cümle ve muhteşem bir geri bildirim. Çünkü bana ismimle hitap edin diyor. Yani bu da aslında gel gör beni ve beni tanıdan geçiyor. Ben işte rastgele kızım oğlum bir baksana diyorum. Yani o kafayı vura vura eşeğe çarpa çarpa aslında ya da mesela pano sevgili hocam okullarda panolar vardır ya böyle. Ders panoları vardır. Şimdi ben yıllardır o panoları kendim dolduruyorum. Bir gün SEV okullarında öğretmenlik yapıyorum. Panoları indirttirdim. Dedim ki hadi bakalım. 3 ders saatiniz var. Konuyu verdim. Panoları doldurun. Aa, bir baktım. Berbat. O koca panonun ucunda küçücük bir şey var. Bir de çocuklara kızdım. Dedim ki ya ne yapıyorsunuz? 3 saatiniz vardı. Bu kadar mı pano doldurabildiniz? Sonra içinden dedim ki Müjdatçığım bu çocuklar 4 yıldır kaç kere pano doldurdular?
Kaç tane bir bütünü tamamlamayı gösterdiler de şimdi bunu istiyorsun da yapamıyorlar. Sonra şeyi düşündüm, ya bu okuldaki panolar zaten öğrencilerin boy hizasında değil ki. Ya şey, 23 Nisan'da sınıf süslerken öğretmenin bir intizam bayrakları asıyor olmasıyla eşdeğer. Çocuk yapmıyor, biz yapıyoruz. Zaten o alanı kapatma dediğimizde yer burası. Ama sevgili hocam, en önemli sorun şu, ben neyi değiştirebilirim kendimde diye sormadığımız sürece sınıf yönetmek konusunda da ciddi bir şekilde sorun yaşayacağız. Çünkü ne yazık ki en önemli sorunumuz bahaneyi ya da sorunsalı dışarıda arayan. Hocam bu söylediğiniz iyi de bizim sınıfta 5 tane Suriyeli var. Hocam söylediğiniz iyi de bizim sınıf 40 kişi. Hocam söylediğiniz iyi de bizim müdür şöyle dediğimiz sürece tamam o zaman hani sizin şunu söyleyesim geliyor. Tamam hocam siz bir şey yapmayın boş verin. Ne diyeyim? Çok iyi ya. Tavsiye edebileceğiniz kaynak kitap var mı diyor Zehra hocam. Valla demin ilk başta ezilenlerin pedagojisi dedim. Bunu önemsiyorum. Sonra Auguste Boal diyorum. Oyuncu ve oyuncu olmayanlar için Auguste Boal'in bütün kitaplarını söylerim. Kendi kitaplarımı söylemeyeyim, ayıp olur. Onu geçiyorum. Ama şunu çok önemsiyorum. Mutfağa dair her kitap çok değerli. Yani mutfaktan gelen kitaplar. Ne yazık ki ülkemizde az. Yani Amerika'da ve Kanada'da bu oldukça popüler olmaya başladı. Yani en son şunu duymuştum. Bir hastalık adını hatırlamıyorum. Hasta yaşadığı bütün süreci anlatıyor kitapta ve tam da o dile vuruyor. Yani bu kitapların Türkiye'de çoğalması lazım. Yani alandan öğretmenin, bir okul öncesi öğretmeninin yaşadıkları, bir matematik öğretmeninin ortaokulda yaşadıkları. Çünkü hani Nasrettin Hoca fıkrası eşekten düşüyor ve diyorlar ki birini çağıralım mı? Bana eşekten düşen birini çağırın diyor. Çünkü o seviyeyi ve o grubu o biliyor ve o deneyimi çok önemsiyorum. Teorik kitap çok piyasada. Yani farklılaştırılmış eğitime dair 3 tane kitap var. Ben bayılıyorum farklılaştırılmış eğitime. Yani muhteşem bir alan, muhteşem bir konu ama kim yapıyor? Kimse. Teori biliyor olmak bir işe yaramıyor. O teoriyi pratiğe mesela ters yüz edilmiş sınıflar salgın dönemiyle hayatımıza girdi. Hepimiz konuşuyoruz. Ters yüz edilmiş sınıflar, çocuğun kendi yapabileceği işi eve gönder, üst düzey düşme becerini içeri kat. Hadi o zaman gidelim okullara ters yüz edilmiş sınıflar ne kadar uygulanıyor bakalım. Çok açık bir itiraf uygulanmıyor. Ya da çok az, çok idealist bir kesim tarafından uygulanıyor. Yani ya da bir dersi açmak kapatmak kadar basit bir şey söyledik demin. Ama dönüp bakın ders açılmıyor, ders kapanmıyor. Yani biz önce temel basamaktaki işleri bir düzeltelim. Ben hep şöyle söylüyorum öğretmenlere verdiğim en büyük tavsiye 40 dakikanızı videoya çekin. Akşam oturun, yükleyin Drive'a. 40 dakikanızı izleyin ve kayıplarınıza bakın. Yani kendi kendinizi izleyin. Zor bir şeydir kendinize tahammül Oh. etmek. Ama yakaladığınız açıkları kendiniz bile şaşıracaksınız. Diyeceksiniz ki vay ben ne yapıyormuşum? Ya da ne kadar çok diyormuşum. Ya da ya aynı çocuklara ne kadar çok fazla söz hakkı vermişim. Ya da niye sadece sınıfın belli bir metrekaresinde dönüyorum? Arkalara niye gitmiyorum? Yani birçok alanda görebilirsiniz. Hani bir maçı izlediğinizde oyuncu performanslarına bakıyorsunuz ya diyorsunuz ya bu oyuncunun performansı iyi değildi. Peki dönelim bizim performansımız nasıldı? Bu arada kimse şunu beklemiyor açıkçası. Bir öğretmen 26 saat derse giriyorsa 26 tane harika ders beklemiyoruz. Kendinize kocaman hedefler koyup kocaman hedeflerin altında da ezilmeyin. Deyin ki ya ben gelecek hafta iki tane o 26 ders içerisinde iki tane ders yapacağım ki annem şey derdi bir dolma sardım parmaklarını yersin. İki tane ders yapacağım ki ben parmaklarımı yiyeceğim. Ya bu önce o iki dersin keyfini çıkarın. Yani 26 dersin 26'sını birden harika hale getirmeyi denemeyin. Ama bir dersinizi, iki dersinizi kendinizin keyif alabileceği bir derse getirin. İşte o zaman işin renginin değiştiğini de göreceksiniz. Ya arkadaşlar en önemli öneri bu kendinin farkında olmak, kendini dikkatli izlemek. Bakın yani şimdiye kadar hiç göstermedim ama göstereceğim. Gördükleriniz hep benim almış olduğum öğretme ödülleri. Ama ben kendime hiçbir dersten 10 vermedim şimdiye kadar hayatımda. 9 verdiğim derste 2-3 tane olmuştur. Hep 7, 8, bazen 6, bazen 4. Ders biter bitmez o dersi kafamda yeniden oynatıyorum. Tabii videosunu çekip izlemek çok daha etkili ama çok daha zor ve acılı. Videoyu çekmeseniz bile kafanızda dersi yeniden oynattığınızda yaptığınız hataları göreceksiniz.
Yani sinirlerinize hakim olamayıp biraz fazla mı sert çıktınız bir öğrenciye ya da bir öğrenciyle çok mu fazla ilgilendiniz? Başka birine biraz dismissif mi davrandınız? Soruya iyi bir cevap vermediniz ya da bilmediğiniz soruyu bilmediğinizi söylemeyip kıvırmaya mı çalıştınız? Bunlarla yüzleştikçe ya ben bunu tekrarlamamalıyım diye diye gerçekten yani 30 senedir falan 35 senedir ders veriyorum oldum diyemiyorum arkadaşlar. Çünkü eleştirel gözle bakıyorum kendime. Birinci prensibim bu. Daha iyisi her zaman mümkün. Sunumda da bunu söylemedim mi? Herkes daha iyi sunucu olabilir. Kimse mükemmel olamaz. Herkes daha iyi sunucu olabilir. Bunun için de kendimizi sürekli izlememiz lazım. Ve lütfen ya, lütfen şundan vazgeçin. Ya hocam iyi de bunlar meslek lisesinde olmuyor. İyi de işte birleştirilmiş sınıfta olmuyor. Abi daha zor ortamlar onlar. Bir dakika, olmuyorsa ne Diğer yapalım? Erhan Hocam, buradaki ana soru bence bu. Tamam, olmuyor dedi ya. Hocam bunlar meslek lisesinde olmuyor. Tamam, ne yapalım? Ben onu soruyorum. Ne yapalım o zaman? Yani olmuyorsa ne yapalım? Olmuyorsa şunu yapalım demek. Çünkü bunun alt mesajı da şu. Ya hocam bildiğimiz yoldan devam edelim. Boş verin. O zaman tamam, kendini geliştirmek için uğraşma. Vallahi bildiğin yoldan devam et. Çünkü oraya verdiğimiz enerji hocam başka bir yere gidiyor. Çünkü dün Şırnak'ta, dün bir okuma kulübündeydim. Şırnak'ta 3 tane öğretmen diyor ki soru kalitemi nasıl artırırım diyor. Yani birileri öğrenmek için çaba sarf ederken birileri nasıl olmazı anlatmaya çalışıyor bize. Ülke zaten bize habire nasıl olmazı anlatmaya çalışıyor. Biz ülkeye nasıl olunur demeye çalışıyoruz. Ya bazen enerji de boşa gidiyor. şikayet çözümün düşmanıdır hocam. Sinan Canan'ın lafı bu. Arkadaşlar şikayeti bırakın tamam mı? Herkes biliyor velilerin büyük sorun olduğunu. Herkes biliyor dikkat süresi çok düşük öğrencilerle baş etmek zorunda olduğumuzu. Herkes biliyor dijital dönüşümü yakalayamamış olduğumuzu. Sen ne yapacaksın? Konu bu. Sen kendini nasıl değiştireceksin? Bakın başarısızlıkları dışsallaştırdığınız zaman maçı tamamen kaybediyorsunuz. Ama tipik insan davranışı bu. Externalize failures, tamam mı? Başarısızlığın faturasını dışarıya kes. Bunu yapmayacaksın işte. Öğretmen sen bunu yapmayacaksın. Bu egosu yüksek iş dünyası insanı davranışı olabilir ama öğretmen davranışı olamaz. Çünkü biz insan hızlandırıcısı olmaya çalışıyoruz. Kendi kendimizi de hızlandırmaya çalışmamız lazım. Ve şikayeti bir kenara bırakmamız lazım. Evet, birleştirilmiş sınıflar daha zor. Evet, meslek işleri daha zor. Yani Robert Kolej'de yaptığını orada yapamazsın. Biliyoruz bunu. Ama orada yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışmak. Oradan kurtarabileceğin kadar çok öğrenciyi kurtarmak. Tam Hedef olarak bu. olmalı. Tam olarak bu. Çünkü yapabileceğin, yani demin söylediğim, sadece ilişki kurmak bile. Çünkü biliyorum hocam, meslek lisesinde bir öğretmenin sadece kurduğu ilişkiyle çocukların yaşamına nasıl aydınlattığını, çocuklara nasıl da alan açtığını biliyorum. Ha, demek ki iş sadece fiziği çok iyi vermekten, matematiği, biyolojiyi çok iyi vermekten geçmiyor. Yani çocukların ufkunu açmaktan geçiyor. Ve bunu yapan öğretmenler de var. Bunu yapan öğretmenler de gerçekten de çocuklara alan açıyor. İş sadece sınıf yönetmek değil, çocukların geleceğini yönetmek çünkü. Büyük hayalleri olan öğretmenlerin gerçekten de büyük hayaller kuran öğrencileri oluyor. Sizin büyük hayalleriniz yoksa, siz içeride o küçücük bir dünyaya sıkışmış. Ben hep şey derdim, 112'de de yazdım. Lütfen sınıfınızda bir Yerküre olsun. Dünyanın doğduğu kasaba, doğduğu şehir, doğduğu kent olmadığını bilsin. Dünyanın kocaman bir evren olduğunu bilsin. Ve hayaller kurmaya daha sırada otururken başlasın. Çünkü bu ülkeyi bir yere taşımaya çalışıyoruz ama hayal kurmayan çocuklardan şikayet ediyoruz. Hayal kurmayan çocukları getiren kim? Hayal kurmayan öğretmenler. Önce bizim hayallerimiz olması gerekiyor. Şimdi bu cümlenin üzerinde altta şu geliyor. Hocam bu maaşlarla hayal mi kurulur Allah aşkına? Şimdi bu da bir diğer konuya geliyor. Hayal kurmak demek, özlük haklarımızı savunmayalım, özlük haklarımızdan vazgeçelim, bunları dillendirmeyelim anlamına gelmiyor. Dönüp çocuklarla yapacağımız çalışmalar anlamında söylüyorum bunu. Arkadaşlar soru görmüyorum. Hep bu bizim mesleğin özelliği herhalde. Herkes bir katkıda bulunmaya çalışıyor. Soru yok.
Evet, en son çıkan haberlerde ülkemizdeki üniversite öğrencilerin üniversite hocalarının ders anlatışlarını beğenmediği vardı. En çok da üniversite hocaları kendilerini eleştirmeli artık. Üniversitede ders anlatıyorlar. %100 haklısın hocam. Yani şunu unutma bak sen. Ya hiç olmazsa sen bir tane ders aldın ya. Öğretmekle ilgili bir ders aldın değil mi? Üniversite öğretmenleri, üniversite hocaları almıyor böyle bir ders. Bir de bu Bize var. öğretmekle ilgili hiçbir şey öğretilmiyor arkadaşlar. Doktora tamamen %100 araştırma diploması. Eğitimle ilgili bir tane bile ders almıyoruz. Şaka değil. Ben böyle bir şey olamaz dedim ve gittim eğitim fakültesinde University Teaching diye bir ders buldum. O dersi aldım. O derste ne öğrendimse öğrendim. O derste kullanılan kitap da arkadaşlar bu işin Bible'ı diyeyim size. Teaching Tips. Makichi diye bir adamın. 13 baskı falan yapmış bu. 13 tane edition'ı var yani. Teaching Tips. İçinde sınıf yönetiminden tutun, zor öğrencilerle baş etmeye kadar, işte ders planı yapmaya kadar, metotları kullanmaya kadar her türlü konuya değiniliyor. Bu adam bu işin kralı. Kameram gitti yine. Ne oldu anlamadım ama. Gül hocam, kendini sorgulamak iyi bir şey. Kötü bir şey değil. Yani bunu Distraktif modda yapmadığını varsayıyoruz. Yani belli bir temel özgüvenin olduğunu varsayıyorum. Kendini eleştirmek, ben olumsuz tarafını görmedim hiç. Erhan hocam, soru bekliyoruz. Cevaptan sonra soru mu olur, yoksa önce soru olur, sonra cevap mı olur? Buyur bir soru sor. Serap hocam, ilkokulda ters yüz öğrenmeyi kullanıyorum diyorsun. Benim kişisel görüşüm bunun tamamen doğru olduğu şekilde yönünde. Ben ters yüz öğrenmenin dışında bir öğrenme olmadığını düşünüyorum. Yani aktif öğrenmenin dışında bir öğrenme olmadığını düşünüyorum. Aktif öğrenme metotları arasında da benim en avantajlı bulduğum, en etkili bulduğum ters yüz öğrenme. Çünkü çok rahat. Çünkü gerçekten de şu, kendi başına öğrenebileceğin bir şeyi niye birinden dinleyesin? Zaten ters yüz edilmiş sınıfların çok basit bir mantığı var. Kendi başına öğren. Zaten sınıfa üst düzey düşünme becerileri gerektiren yerleri alalım derdindeyiz. Yani ben şunu biliyorum. Sınıfta 2 saat film izleten öğretmen var ya. Filmi çocuk evde izler. Belgeseli çocuk evde izler. Sonra gel o belgeselin sorularını sınıfta tartışalım. Esas öğrenme burası. Derinleştirmiyoruz zaten. Ana sıkıntımız burası da. O zaten tek başına öğretmeni yapacağı iş değil. Müfredatla da ilintili bir konu. Nesrin Hoca lisede akran önemini ve örnek rica ediyor. Kafamda tasarladığım gibi mi sizin de kastınız, onu teyit etmek adına soruyorum diyor. Önce senden alayım hocam cevabı. Yani bu matematikten örnek vereyim hemen hocam. Çok, yani matematikten tertemiz bir alan. Türev var mı hala bilmiyorum ama diyelim ki türevle ilgili bir şey verdiniz. Anlattınız, işlediniz. Birinci ders konuyu verdiniz, ikinci derse geçtiniz. Artık uygulama basamağına geçeceksiniz. Yani bilgiyi verdiniz. Uygulama basamağında artık sınıfı eşlediniz. Nasıl eşliyorsunuz? İkili eşleyebilirsiniz, dörtte eşleyebilirsiniz. Bunun da 50 tane yöntemi var bu arada. Renge göre eşleyebilirsiniz. Birinci eş, ikinci eş, üçüncü eş yapabilirsiniz. Dörtlü küme yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapmazsınız. Dönersiniz. Yeni soruyu gruba verirsiniz. Ve dersiniz ki 3 tane sorunuz var. Bu 3 tane soruyu bitirince yanıma geliyorum der. Yanıma geliyorum dersiniz. Ya da döndüm. Edebiyatta bir şey işleniyor. Ve 2 tane yazarın 2 öyküsünü verdiniz. Dediniz ki bu 2 öyküyü karşılaştırıyorsunuz, tartışıyorsunuz grubunuzla beraber ve bir tartışma yazısı yazıyorsunuz. Yani akranları bir araya getirmek ve verilen görevi istemek bu kadar. Ya hocam ben bunu informal olarak yapmak zorunda kalıyordum. Arkadaşlarım bana sınavdan önce gelip anlat konuları diyorlardı. Derse girmeyen, hocayı dinlemeyen haylaz arkadaşları kurtarmak benim görevimdi. Sonradan bunun adının akran öğrenmesi olduğunu öğrenmiş olduk. Ama etkin ötesi etkindi. Yani o çocukların hiçbirisi geçemezdi. Sadece ben değil, 3-4 kişi vardı böyle sınıfta dersi dinleyen, not alan. Onlar akran öğrenmesi liderleriydiler ve sınıfın geri kalanını onlar öğretirdi. Bunu hoca keşke
fark etse ve bilinçli olarak, formal olarak eğitime entegre etseydi. Yani biz düşe kalka kendi kendimize bir şeyler yapmaya çalıştık. Hocam bu 9 dakika inatlaşma örneğinde bu kuşak için doğru davranış ne olabilirdi diye bir soru var. Al kitabı elinden. Hiç uğraşma, hiç uzatma. Yani şöyle, siz ya bir iki tane davranış var. Birincisi, geldiniz dediniz ki o kaldır o kitabı dediniz, kaldırmıyor. Aldın kitabı elinden. Kestim. Yani bu benim kurallarım, benim sınıfım, benim sözlerim geçerli. Ya da bulaşma. Bu bulaşmaya özellikle geliyorum. Ya bırak dinlemeyecekse dinlemesin, açsın kitabını okusun. Sana ne, sen ne zaman harcıyorsun onunla? Ortaokuldan bir öğrenciden söz ediyorum. Ya da bir kere uyardın, dedin ki bakar mısın dedim. Bakmadı, tamam, bakmasa. Ha, ama bu arada ben peşine bırakmam, onu söyleyeyim. Sınıf yönetimi böyle bir şey. Sınıf yönetimi sınıfta bitmiyor. Bitti. O çocuğu bulurum, gel bakayım buraya. Neden benim dersimi dinleyip bununla uğraşıyorsun? İşte öğretmenim, kitabın o bölümünü merak ettim ama bana saygısızlık yapıyorsun. Yani yönetme eylemi öğrencilerin dışarıdaki davranışlarında. Ya bir örnek vereyim. Mesela yaramazlık yapan çocuğu müdür yardımcısına gönderen öğretmenler var. Yaramazlık yaptı, git müdür yardımcısına. E sen neredesin? Onunla beraber gitmeyecek misin? Ben yıllarca bu vice principal örneğinde, şimdi öğrenci geliyor. Diyor ki öğretmenim beni işte matematik öğretmeni gönderdi. Ne yaptın? Arkadaşımla konuştum diye gönderdi. Şimdi doğal olarak diyorsun ki evladım sadece arkadaşınla konuşmamışsındır. Başka bir şey de vardır. Olaya bak, çocuğu kafadan suçlu ilan ediyoruz. Çocuk diyor ki yok diyor, o da konuştu, öbürü de konuştu, öğretmen sadece beni gönderdi. Bu sefer git öğretmeni bul. Çocuk ne yapmış diye. Şimdi ben eğer bir çocuğu idare etmek istiyorsam onu teneffüste de bulurum. Yakasına yapışırım ve derim ki gel bakayım buraya, ne yapıyorsun? Yani 9 dakika bir çocuğa zaman ayırdığınızda diğer 23 tane çocuğun 9 dakikasını çaldığınızı bilin. Ya kitabı elinden alın ya da hiç ilgilenmeyin, ne hali varsa görsün. Net. Tamamen katılıyorum hocam. Dikkati dağınık başka şeylerle uğraşan öğrenciyi dersi bölmeden o çocuğu derse nasıl dahil edebiliriz diyor Tuğba hocam. Benzer bir soru. Ama burada ben şeyi söyleyeceğim. Sıklıkla yapılan hatalardan biri çocuğa ismiyle uzaktan seslenme. Ayşe, Ali, bak bakayım oğlum. Bırak. Şimdi bu da çocuğu bir, arkadaşlarının da o çocuğa bakmasını, çocuğu etiketlemeye yol açıyor. Varan bir çok ince bir taktiktir. Bir göz işareti, bir küçük bakış ya da yanından geçerken sırasına bir küçük iki tık tık çağırmak. Şeyi çok önemsiyorum. Demin söylemedim. Sunumda yoktu. Birçok İngilizce öğretmeni bunu harika yapıyor. Ders akışını tahtaya yazıyor öğretmenler. Ne yapıyorlar? Sıralı. Mesela 6 tane etkinlik var. 6 tane üstü yazıyor işte. Puzzle yapacağım. Sonra question mark yapacağım. Sonra şunu yapacağım. Sonra bunu yapacağım. Ve öğretmenler o derse yazdıkları 6 bölümü geçişlerde gösteriyorlar tahtaya. Böylece dersten kopan, dikkati çabuk dağılan öğrenciler tahtadaki o etkinlik geçişlerine baktıklarında dersin neresinde olduğunu fark ediyorlar. Bu etkili bir sınıf yönetimi stratejisidir. Yani ders akışını göstermek. Nur hocam, eleştirel düşünüşe ket vuran yerler üniversiteler oldu artık hocam. Maalesef yani Türkiye'deki üniversitelerin ben hiçbir dönemde tam özgür olduğunu düşünmüyorum. Bu dönemde de en az özgür oldukları dönemi yaşıyoruz diye tahmin ediyorum. Hoca kendi bildiğinin kabul edilmesini istiyor sadece. Yani o biraz hocanın kapasitesine bağlı tabii. Ama yani siz burada biraz daha şeyden bahsediyorsunuz hocam. Hocanın yetersiz bir hocanın sınıfta tartışmaya Bilmiyorum. meydan vermemesinden bahsediyorsunuz. Ben üniversitelerin siyasi olarak işgal altında olduğundan bahsediyorum. Bence benim bahsettiğim konu çok daha ciddi bir konu. Bunu çözebilirsek, liyakati de uygularsak o kendi söylediğinden başkasına söze izin vermeyen hocalar zaten üniversitede barınamazlar hocam. Bu da özellikten geçiyor diyerek de ekleyeyim. Özellik otonomi, evet. Derste uyuma şu anda çok yaygın. Uyumasına izin verelim diyor Naciye Hoca. Naci Hocam Hocam. Buyurun Erhan Hocam. Önce siz. ben bunu çok düşündüm. Sonra şuna karar verdim. Ya çocuk uyuyorsa ya bu fiziksel bir şey, tamam mı? Gerçekten çok uykusuz demektir. O çocuğa yanına gidiyorum ve diyorum ki bak dışarıya çık, dışarıda koltuk var. Oraya yat, orada daha rahat uyursun, ama çocuğu böyle afişe etmeden, eleştirmeden, onu dövmeden yani.
O aslında kendi fiziksel durumuna yeniliyor o çocuk. Sınıfa rutin olarak bunu yapıyorsa, her gün yapıyorsa, sınıfta size bir başkaldırı olarak yapıyorsa, o zaman çocuğu konfront edebilirsiniz. Ama nadiren, hani bir defa iki defa olduysa, bu bir ihtiyaçtır ya. Sen ne diyorsun hocam? Küçük yaş grubuna geliyorum. Aynı şeye katılıyorum ama küçük yaş grubuna mutlaka aileye haber veriyoruz. Net, atlamıyoruz. Ha. Yani şikayet etmek gibi değil. Yani demin Erhan hocamın söylediği gibi o fiziksel ihtiyacın neyden kaynaklandığını sormak için. Hayır, iki Ha. kere oluyorsa evet bırakalım uyusun. Ama bu sürekliliği var ve devam ediyorsa burada bir sorun var demektir. Küçük yaş grubunda bu bir başkaldırı değildir. Ders uyutucu gelmiştir ona ya da umursamıyordur. Bu umursamama hali iyi değil. Mutlaka işbirliği, rehberlik servisiyle, çocukla ve aileyle. Çünkü şey, ya dediği gibi hocamın fiziksel bir yorgunluk var ama sadece sizin derslerinizde uyuyor da matematik dersinde uyumuyorsa bir sorun var demektir. Ya siz uyutuyorsunuz demektir belki Demedim işte hocam, hocam söyledi. de. Direkt hocam şey diyor, ortaokulda ergenlikle ve arkadaşlıkla ilişki problemleriyle çok uğraşıyoruz. Derslerde çok rehberlikte çocuklar. Ne yapacağız Müjdat hocam diyor. Valla ben de bugün protez tırnak ve fondöten konusu geldi. Tuvalette çocuklar fondöten ve protez tırnak konusu geldi. Güzel bir tartışmaydı. Hakikaten de. Şimdi neye takıyoruz'a bakmak lazım. Önceliğimiz neye bakıyor olmak lazım. Çocukların fondöteni mi, protez tırnakları mı? Bu değil. Bence yaptığımız işe odaklanmak çok önemli. Çok zaten yıllarca şekilciydik. Yıllarca çocukları bir kalıba sokmaya çalıştık. Ve çocuklar bizim sokmaya çalıştığımız kalıplara girmiyor bir kere net. Yani bir şeyi bir bırakalım yani. Ben bu kalıp istiyorum. Buna girecekler. Ve böyle olacaklar. Ki hatırlayın bir zamanların yani başörtülü insanların ki ben Hacettepe'de öğrenciydim. Bizim hoca şey dedi. Başörtüyle dersime giremezsin. Çık dışarı dedi. Biz de onunla beraber çıktık mesela. Şimdi hoş değil ya. Yani insanların kıyafetine, giyimine, çocukların durumuna karışmak. Biz gerçekten de yapacağımız işe odaklanalım. İlişkilere gelirsem evet ortaokulda başlıyorlar. Hakikaten de başlıyorlar. Bizim 8'den 2 tane çocuk şey diyor işte iki tane arkadaşımız biz dershaneden edebilir mi ziyaret? Edemezler. Şimdi benim de 7. sınıfa giden bir kızım var. Evet ilişkiler başlayacak. Biliyoruz. Bunlarla baş ediyoruz. Mesele gerçekten de tehditkar olmayan çocukları alan açan onlara dinleyen bir yerde durmamız lazım. Çünkü şunu artık çok net görüyorum. Yasakla hiçbir şey çözemiyoruz. Doğru bilgi, çocuklara doğru yaklaşım çok daha ne denir getirici oluyor. Ya da şu işte çocuklar sosyal medyadan zehirleniyorlar. 18 yaşına kadar çocuğun sosyal medyaya girmemesi lazım. Bu ailelerin sorunu. Öğretmenin sorunu değil. Bir de ha sevgili öğretmen arkadaşlarım bazı şeyleri çok kucağınıza alıyorsunuz. Yani çocuk ekrandan başını kaldıramıyor. Okulda mı? Yok evde. Size ne? Anne babasının sorunu. Yani ben nasıl ki ailelerin okula müdahale etmesini istemiyorsam biz de şu ailelerin alması gereken sorumlulukları artık müdahale etmeyelim. Çocuk ekranı bırakmıyormuş. Çocuk protez tırnakla giriyormuş. Bunlar ailelerin sorunu, okulların sorunu değil. Biz kendi alanımızda kalalım. Arkadaşlar buna benim cevabım da yani çocukların psikolojik sorunlarıyla çok vakit geçiriyoruz diyorsunuz ama aslında üniversite şey lise veya ortaokul insanın büyüdüğü yer. Yani çok fazla müfredat odaklısınız böyle düşünüyorsanız eğer. O konulara ayrılan zaman çok kıymetli. Zaten çocuk o sorunları çözmeden sizin verdiğiniz içeriği alamaz. Sizin verdiğiniz içerik o çocuğun sorunlarının yanında oldukça trivyal kalıyor. Yani o zamanı sokağa atılmış zaman olarak görmeyin. Çocuğun o ilgiye ihtiyacı var. Çocukları anlamamız lazım diyor biraz diyor Erhan Hoca. %100 haklı yani. Zaten bizim esas işimiz bu. Yani sınıftaki insanları avatar olarak görüp onların üstüne tepeden bir şey konuşup gitmek değil bizim işimiz. Onların o sınıfa çıkarken girdiklerinden biraz daha iyi durumda olmalarını sağlamak. İletişime kapalı olan öğrenciyle nasıl iletişim kurarız? Ayşe hocam bu tabii psikolog, psikoterapist konusu bile olabilir ama yani çeşitli yollar var. Müjdat hocama vereyim. Evet yani hocam doğru söylüyor ama yıllardır okulda olan biri olarak söylüyorum. Yani çünkü duygular girince okuldan devreye giriyorum. Çocuk kapalı ve sizinle iletişim kurmuyorsa sadece sizinle kurmuyorsa sorun yani sizinle bir kalbini kırmış olabilirsiniz ama sorgunuzun olmadığını düşünerek öbür tarafa giriyorum. Genel olarak iletişmiyorsa
Şimdi ben geçmişten bir an söyleyeyim size. Teneffüste tek başına dolaşan bir çocuk vardı. İlkokul ikinci sınıf. Çok merak ediyordum. Allah Allah dedim. Gittim yanına. Dedim ki neden tek başınasın, arkadaşlarınla oynamıyorsun? Bana döndü ve şey dedi. Ben yalnızlığı çok seviyorum dedi. Eve gittim, şey dedim. Vay be, çocuktaki klas hareketlere bak, ne kadar havalı dedim. Yattım, gözüm doldu. Bir dakika dedim ya. Hiçbir ilkokul ikinci sınıf çocuğu yalnızlığı sevmez ki. Bu aslında kendine bir arkadaş bulamıyor. Arkadaşlık kuramıyor. Kendine bahane bulmuş. Ben yalnızlığı çok seviyorum. Ulan 7 yaşında ne yalnızlığı seveceksin manyak, hani 50 yaşında olsan anlarım. Döndüm, gerçekten de arkadaşlar onu dışlıyorlar, dışarıda bırakıyorlar. Şimdi döndüm, evet, çocukların mizaçları farklı, özellikleri farklı, kabukları farklı. Ama bir çocuk eğer hiç iletişim kurmuyor. Demin Eren Hocam söyledi. Yüzlerce taktiği var. Varan bir. Sizinle iletişim kurmasının birinci önceliği size güven duymasından geçiyor. Senden bana kötülük gelmez. Seninle bir şey paylaşırsam bu paylaştığım şey başkasına gitmez. Okullardaki birçok garibet, saçma salak olay, zorbalık olayı, istismar olayı güven duyulan öğretmenler sayesinde açığa çıkıyor. Bunu söyleyeyim. Ya da baba çocuğuna vuruyor. Baba çocuğunu dövüyor. Neyse anlatmayacağım bu tür anılardan, ama şuraya gelmek istiyorum. Çocuk sıkışıyor ya da bir arkadaşı dışladı. Ya da işte demin bahsettik ya, Erhan Hocam ne güzel söyledi. Bu bir büyüme yolculuğu. Tabii ki çocukların sorunları olacak dedi. Özellikle ortaokulda ergen kız gruplarında birini dışlama, diğerlerinin hep beraber olması, çocuğun dünyası kararıyor bir anda. Ve gerçekten de iletişime kendini kapatıyor. Döndük o zaman ve güvenebileceği öğretmene gidiyor zaten. Bir omuz vermek çok iyi geliyor. Ben hep şöyle söylüyorum. Özellikle yemekte, öğrencilerle yemek yemek, bir gruba gitmek, yanlarına yaklaşmak, onları duyuyor olmak. Duyduklarınız o kadar fazla şey söylüyor ki size zaten. Sadece duyuyor musunuz, kapalı mısınız? Ya da şeye bakıyorum, mesela öğretmen nöbetçi, dışarı çıkıyor, bakmıyor bile çocuklara. Aslında sosyal ilişkiler orada belli. Yani nöbette çocukları biraz izliyorsunuz. Kim yalnız, kim dışlanmış. Ha hocam, söylediğinizde eğer kapalılık uzun süredir devam ediyor ve tek başınaysa mutlaka destek alınmalı. Mine Hocam güzel bir şey söylemiş. Hep eksikliği kendimizde mi arayacağız? Çocukların hiçbir suçu yok. Bir de cevap var. Ailelerin hiçbir suçu yok. Ya Mine Hocam böyle bir şey demiyoruz. Tabii ki çocuklar da aileler de sorunlu. Ama bu dışsal. Bizim dışımızda. Biz buna bir şey yapamayız. Biz ancak Bağımsız bu değişken, durumu daha bağımlı iyi değişken. yapabiliriz. Şimdi harika söyleyeceğim. Bağımsız değişken, bağımlı değişken. Ben aileleri değiştiremem. Yani ekran süresini doğru ayarlayan, çocuklarına şefkati veren, çocuklarına küfür etmemeyi öğreten, işte kibar, saygılı aileler yetiştirdim. Öğretmen maaşlarını acayip artırdım. Liyakatlı yöneticiler koydum. Şimdi biz bunlara müdahale edemiyoruz. Bunlara dokunamıyoruz. Benim dokunabildiğim tek yer kendimim. Kendimle ilgili bir şeyi dönüştürebilirim. Yani bir de şu kuşak kindarlığı yapmayalım. Yani her gelen kuşak bir sonraki gelen kuşağa, ya bu grupta maşallah. Geçen Nilay örneğin nasıl olunur da kimi dinledim ya, çok tatlıydı. Hocam mutlaka biliyorsunuzdur. Bodrum'da ünlü bir halkla ilişkiler uzmanı. Selim Hoca adını, neyse ayıp olacak şimdi. Bakarım birazdan. Dedi ki eskinin sosyal medyası da meydanlardı dedi. Yani şimdi Salim Kadıgil olabilir. İsim gelmiyor. Yani her zaman bu ülkede aslında sosyal medya vardı. TikTok vardı, Facebook vardı ama farklı bir şekilde vardı. Yani kuşaklar bozulmuyor, kuşaklar değişmiyor. Sadece daha çok uyarana maruzlar. Bakın arada dikkat, daha çok uyaran da dikkati doğal olarak daha fazla dağıtıyor. Başka bir şey daha, eskiden biz enerjimizi atacak çok fazla mekan buluyorduk. Şimdi kentte yaşayan, kırsaldan kente gelmiş çocuklar enerjilerini atacak, zihinlerini dinlendirecek bir yer bulamıyorlar. Bir saatlik orman yürüyüşüyle bir saat AVM'de gezmek aynı şey değil. Evet, çocuklar gerçekten de eski çocuklar değiller ama ya bu çocuklardan da bir şey olmuyor. Bizi ancak çözümsüzlüğe götürüyor. Biz ise çözüm arıyoruz. Nur Hocam güzel bir şey söylemiş. Çocuklar artık içerik nakil edildiğinin farkında olabilirler mi acaba diyor. Çağın ötesinde eğitim arayışı içindeler. Çoğu öğretmenler bunu fark edemiyor diyor. Tamamen katılıyorum hocam sana. Yani ben kendi deneyimlerimi geçtim. Bu Kanada okulu sırasında
Bak, öğrencilere sordum nasıl gidiyor diye, çok memnunuz dediler. Ya ben derse giriyorum, bakıyorum, bana gayet sıkıcı geliyor. Yani PDF üzerinden, hoca PowerPoint üzerinden konuşuyor. Sonra biraz daha izledim, biraz daha izledim. Baktım hoca duruyor ve soru soruyor. Sınıfı konuşturuyor. İşte vatandaşlık hakları ve sorumlulukları konuşuyor, tamam mı? Şimdi mesela Türkiye'de hiç konuşulmayan şeyler bunlar. Çocuklara çok gerçek geliyor. Gerçek hayatın içinden geliyor. Bir de kendi fikirlerinin soruluyor olması onları onore ediyor. Anladım ki bunları beğeniyor öğrenciler. Yoksa kullanılan böyle işte Web 2.0, 3.0 falan böyle bir şeyler kullanılmıyor. İnteraktif video falan yok, animasyon falan yok. Bildiğiniz PowerPoint ve hoca konuşuyor. Ama hoca inanılmaz saygılı davranıyor. Bütün kameralar açık. Ve herkes derse muhakkak dahil ediliyor. Sen ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Ahmet'in söylediği hakkında Mehmet ne düşünüyor? Ayşe sen ne düşünüyorsun? İşte aktif öğrenme dediğimiz şey bu. Öğrencinin beyni aktive ediyor ve öğrenci konuşuyor. Ha, 40 dakikada belki hoca 20 dakikalık müfredat işleyebiliyor. Ya yerin dibine batsın o müfredatın işlenmesi. Önemli olan çocukların beyinlerini aktive etmek ve onların sizle beraber düşünmesini sağlamak. Zaten o çocuk orada farkındalığı yakalayınca gider sizin verdiğiniz dersi izler sonradan ya da kitabı okur. Flip learning bu zaten. Sınıfta yapmamız gereken şey öğrenciyi farkındalığını arttırmak, motive etmek, öğrenmeye teşvik etmek. Girsin zaten öğrenci kendi yapar. Anlattığımız şey o kadar önemli değil. Biz anlatmasak da olur. Ben Erhan Hoca'nın cümlesine bir şey söylemek istiyorum. Bir cümleyi cımbızla çekiyorum. Gerçekçi. Ve çocuğa soran, sen bu konuda ne düşünüyorsun diye. Ben şöyle bir örnek vereyim. Ben Hacettepe mezunuyum. Eğitim felsefesi dersi aldık bir yıl boyunca. Hoca dönüp şunu söylemedi. Sizin eğitim felsefeniz ne? Çok basit bir soru. Sizin eğitim felsefeniz ne? Yok, çünkü eğitim felsefesi demek tarih demek, kişiler demek ve bunların hayatını öğrenmek, sınavda da, finalde ve vizede de bunlarla ilgili gelecek soruları cevaplamak demek. Yani bize üniversite bitirmiş bir çocuğa eğitim felsefesi konusunda hiç söz hakkı vermiyor olmak zaten sizi dışarıda bırakmak anlamı taşıyor. O yüzden Erhan Hoca'nın söylediği o bir cümle. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili ve gerçekçi, anlamlı? Ya ben burada bir örnek vermek istiyorum sevgili hocam. Bir gün bir drama dersi yaptım ve drama dersinde mahalleye gelen bir Kuvayi Milli Askeri'nin köyde Mustafa Kemal'in ordusu için asker istemesine dair rol kartları verdim. Bir rol kartında şu yazıyordu: yeter, Osmanlı'ya bu kadar vergi ödediniz. Şimdi de Mustafa Kemal biri diye çıkmış, bir oğlunuzu asker istiyor ve sizden vergi istiyor. Ona hayır diyeyim. Öbüründe de işte Kuvayi Milliyeci birinin yazısı vardı. Bunlar iki kişi role girdiler ve yaklaşık 5 dakika boyunca yeter arkadaş dedi. Bana ne Kuvayi Milliyenizden, bana ne Yunan'dan, şundan bundan. Ben toprağımı ekmek istiyorum, oğlumu da vermek istemiyorum dedi. Öbürü oradan dedi ki ama işte ülkemiz bağımsızlık mücadelesi veriyor. Kurtuluşa giden yol senin oğlundan, verginden geçiyor dedi. Böyle 10 dakika tartıştılar. Neyse bu 10 dakika ders bitti. Çocuklar da dışarı çıktık. Çocuklardan biri geldi bana şey dedi. Ya öğretmenim dedi. Hani dedi böyle diyorlar ya işte düzenli ordu kuruldu. Düzenli ordu kuruldu. Mustafa Kemal zamanında düzenli ordu kuruldu dedi. Düzenli ordu kurulması ne kadar zor bir şeymiş dedi. Yani biz hep ezbere bilgiyle gidiyoruz. Ne zaman ki o ezbere bilgileri gerçek yaşama çevirebiliyoruz, o zaman çocuklar da gerçekten hayran oluyorlar. Gerçekten çocuklar için de anlamlı oluyor. Arkadaşlar bu sözün üstüne kapatıyorum. Aslında Müjdat Hoca hikayeleştirmenin önemini söylüyor size burada. Storytelling. Bakın yani biz yazının keşfinden çok daha önce konuşmayı keşfettik. Ve ateşin etrafında oturup hikaye dinlemek bizim için çok önemli. Dolayısıyla olabildiğince çok hikaye anlatmamız gerekiyor. İçeriği hikayeleştirerek anlatmamız gerekiyor. Bu konuda da bir eğitim verdik yanılmıyorsam. Buna biraz kafa yormanızı öneriyorum. Yani kitap böyle bu kitabın üzerinden gideyim, bu örneği çözeyim, bu örneği çözeyim. Bence çok değersiz bir zaman harcama yolu. Hocam, Ünvan hocam, ben öğretmen diye başladığımda 1'e 3'tü benim öğrenme sürem, hazırlanma sürem. 1 saatlik derse 3 saat hazırlık yapmak zorunda hissediyordum kendimi. 9 saate kadar çıktığı oluyordu.
Ya diyordum, bir saate 9 saat hazırlanıyorum. Ben nasıl yetiştireceğim? Allah'tan haftada sadece 6 saat ders veriyordum. Dolayısıyla 40 saat falan belki hazırlık yapmam gerekiyordu. Başlarda böyle. Yani şu anda elimi kolumu sallaya sallaya girip öğretebilirim ama 40 dakikalık ders için 40 dakika hazırlık bana az bile geliyor. Hikayeleştirme dersimiz oldu. Çok önemli olduğunu düşündüğümüz için oldu. Wilbert McEachin'in adını yazdım arkadaşlar. Teaching Tips kitabını kuvvetle tavsiye ediyorum. Yani onu okumadan öğretmen olunmaz arkadaşlar. Bu kadar önemli bir kaynak. Bütün eğitim fakültesinde öğretilen şeylerin tek kitapta özetlenmiş versiyonu diyebilirim. Depresyon problemlerinin çoğunun çok erken saatlerde okul için yola çıkmak olduğunu düşünüyorum diyor Serpil Hocam. Yapanların kafasına taş düşsün arkadaşlar, ne diyeyim ya. Ben çok acıyorum yani o çocuklara, öğretmenlere. Yani daha gün ağırmadan yola düşmek ne demek ya? Türkiye'nin içinden geçmeyen bir boylamın saatini kullanmanın mantığı nedir ya? Bu nasıl savunulabilir ya? Saçma sapan işler arkadaşlar. Nereden tutsanız elinizde kalıyor. Peki hocam saat 10.37. 10.30'da bırakacaktık sizi. 7 dakika fazladan tuttuk herkesi. Özür diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hocam son bir sözün var mı kapatmadan? Tadını çıkarın diyorum ya. Yani sınıf yönetimi de konumuz. Tadını çıkarın. Yani ne yapıyorsak tadını çıkaralım. Keyfini çıkaralım. Çünkü başka türlü bu hayat çekilmiyor. Evet arkadaşlar, şikayet çözümün düşmanıdır. Şikayetleri bir kenara bırakıyoruz ve yani olabildiğince yaptığımız işi daha iyi yapmaya çalışıyoruz ve tadını çıkartıyoruz. Sağ ol, var ol hocam. Ağzına sağlık, çok teşekkür Teşekkürler. ediyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Gençler, Perşembe günü görüşmek üzere tekrar. Yetkenle kalın. Destekçilerimizi yanlış söylemiştim. Zorlu Holding ve MEF Üniversitesi programın destekçileri. Zorlu Holding ve MEF Üniversitesi'ne tekrar teşekkür ediyoruz. Ama en çok Müjdat Hocama teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Herkese iyi akşamlar efendim.